Herkese günaydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İyi bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Öyle açıyoruz uyandırma servisini. Gelin derhal bakalım memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halinde ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim manifestosu sonrası katıldığı ilk canlı yayında neler anlattı, hangi başlıklar var, onları birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. İki haftalık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai bugün başlıyor. Kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek çok konu gündemde olacak ama en çok merak edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri olacak. Zira Binali Yıldırım istifa edeceğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım meclis başkanı istifa edeceğini duyurmuş idi. Şimdi artık buna ilişkin çalışmalar da başlayacak. Ona da bakacağız birazdan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özasiki'ye 27 bin lira tazminat kaybetti. Neden kaybetti? Hangi davadan dolayı? Mehmet Özasiki bu 27 bin lirayla ne yapacak? Ona da birazdan bakacağız. Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak anne acısı yaşadı. Anne ve babasının bulunduğu evde soba zehirlenmesi yaşandı. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlandı. Birazdan o konuya dair de detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün 18 milyon öğrenci ve 1 milyon aşkın öğretmen ders başı yapıyor. İkinci dönem bugünden itibaren başlıyor. Çocuklarımıza da başarılar diliyor. Öyle açıyoruz uyandırma servisini. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınına katıldı. Güvenli bölgede koalisyon güçlerinin görev yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Fırat'ın doğusunda tehdit hissedersek gereğini yaparız dedi. Süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Yani buradaki bütün mesele, şimdi bakınız şurada Minbiç var. Sıkıntı burada. Ve şu Minbiç, bakın Fırat görüyorsunuz. Şimdi Minbiç'in asıl halkı %85-90 Arap'tır. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Suriye haritasıyla çıktı TRT ekranlarına. Önce Münbiç'teki son durumu değerlendirdi. Sıkıntı burada dedi. Fırat'ın doğusunda tehdit hissedersek gereğini yaparız ifadesini kullandı. Şimdi ise sanki biraz emarelerini görür gibiyiz. Ve Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var. Gereği neyse bunu yaparız. Ardından ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge hususuna değindi. Güvenli bölgeyi koalisyona terk etmeyiz dedi. Sayın Trump'ın da bu geri çekilme operasyonuyla ilgili olarak birileri burayı tabii kaşıma durumunda kalıyor. Tabii bunlar da süreyi ne yapıyor? Uzatıyor. Çünkü öyle şahinler var ki onlar da diyorlar ki burayı Türkiye'ye vermek doğru değil. Burayı biz veyahut da belirleyeceğimiz koalisyon güçleri bunu yapsın. Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenemeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu teyit ediyor. ABD ile tartışmalı bir diğer konu da FETÖ elebaşının iadesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki ilerlemeden bahsetti. FETÖ ile mücadelenin henüz sona ermediğini de belirtti. Terörist başının Pensilvanya'da bunun artık Türkiye'ye verilmesinin gerekliliğini defalarca biz kendilerine vurguladık. Çünkü başka şüpheler artık tezahür etmeye başladı. Tabii bütün bu kendileriyle yaptığımız görüşmelerde bunu gündeme getirmemiz orada FBI'yı devreye getirdi. Efendim tamamen temizlendi diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var. Devletin çeşitli kurumlarında var. Polisimizde, askerimizde, her yerde var. Var oğlu var.
Onun için kolay değil. Yani bu adeta metastaz yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti konusunda da ABD'nin neden hala beklediğini anlayamadığını ifade etti. Suudi Arabistan'ın tutuklu olduğunu belirttiği 22 failin akıbetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sadece söyledikleri işte 22 kişi şu anda tutuklu vesaire, bu tür şey söylüyorlar. Ama bu arada buna rağmen bazı duyumlarımız var. Belki bazılarını da götürmüş de olabilirler. Trafik kazası kurbanları falan da olabilir. Çünkü sistem çok garip çalışıyor. Ben Amerika'nın sessizliğini anlayamıyorum. Suudi yönetimi bunun cevabını vermeye mecbur. Bunu meydana çıkarmaya bunlar mecburlar. Eğer hassasiyetleri varsa. Terör örgütü PKK-PYD operasyon korkusu nedeniyle bu defa İngiltere'ye yalvardım. Hem yardım istedi hem de tehdit etti. ABD çekileceğini açıklayınca paniğe kapıldılar. Rejimden ve Rusya'dan medet umdular. PKK-PYD terör örgütü şimdi de Londra'ya yalvarıyor. Mehmetçik ve Öso'nun beklenen operasyonu nedeniyle hem yardım istiyor hem tehdit ediyor. Mektup terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediğinin aksine DAEŞ'in henüz yenilmediği iddia edildi. Terör örgütünün elebaşları ABD geri çekilirse kendilerinin de DAEŞ'le mücadeleyi bırakmak zorunda kalacaklarını iddia etti. Bu durumda da DAEŞ'in geri döneceğini öne sürdüler. Ayrıca Türkiye'ye yakın grupların bölgede etkinliğini artıracağını belirttiler. Hatta Türkiye'yi karalamak için bu grupların El-Kaide bağlantılı olduğu yalanını ortaya attılar. Tehdit bununla kalmadı. Türkiye ve ÖSO operasyon yaparsa ellerindeki DAEŞ'li tutukluları serbest bırakmak zorunda kalacaklarını yazdılar. Ayrıca Avrupa'yı yeni bir göç dalgasıyla korkutmaya çalıştılar. İngiltere'nin ve Fransa'nın da bölgede kontrolü ele almasını istediler. Mektubun zamanlaması dikkat çekici. Birkaç gün önce Amerikan basınında önemli bir iddia yer almıştı. O iddiaya göre Trump, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye İngiliz, Fransız ve Avustralyalı güçleri yerleştirmek istiyor. Ancak bu ülkelerin teklife olumlu yanıt vermedikleri belirtiliyor. Suriye'de rejimin kontrolündeki Halep kentinde iç savaşta hasar gören bir bina çöktü. Faciada 11 kişi hayatını kaybetti. Bina Halep'in merkezinde Selahaddin Mahallesi'nde yer alıyordu. 4 katlı apartman daha fazla ayakta kalamadı. Büyük bir gürültüyle çöktü. Arama kurtarma ekipleri hemen çalışma başlattı. Enkazdan çıkarılan cenaze sayısı 11. Ölenlerdense 4'ü çocuk. Enkazdan ayrıca çok sayıda yaralı da çıkarıldı. Rejim güçleri Halep'i 2017'nin başında ele geçirmişti. Öncesinde ise aylar süren çok şiddetli bir bombardıman başlatmışlardı. Halep'teki binaların birçoğu işte bu bombardıman sırasında ağır hasar gördü. Geldik iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim tartışmaları yükseliyor, giderek de büyüyor. En son yapılan 7 saat süren parti meclisinde bu defa bayraklı krizi çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu krize dönüşen parti meclisi toplantısında tartışmaların daha da büyümemesi için aday belirleme yetkisini eline aldı. Kılıçdaroğlu geriye kalan belediye başkan adaylarıyla daha önce seçilen belediye başkan adaylarını son alınan kararla artık isterse tek başına kimseye danışmadan değiştirebilecek. CHP'de 18 saati aşan toplantılar krize dönünce çareyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buldu. Kılıçdaroğlu, Sancılı ilçe belediye başkan adaylıkları için ben karar vereceğim dedi ve tüm yetkiyi aldı. 81 vilayet, hepsi ayrı bir çiçek. CHP'de hafta sonu yapılan parti meclis toplantısında bu defa da bayraklı krizi yaşandı. Muhalif üyeler Erdal Aksünger'in ismini İzmir Bayraklı için diretince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu res çekti. Toplantıyı terk eden Kemal Kılıçdaroğlu tüm adayları değiştirme yetkisi istedi. 7 saat süren CHP parti meclisi toplantısında CHP PM içerisindeki muhalif isimler parti meclis üyesi Erdal Aksünger'in ismini Bayraklı Belediyesi için önerdi. İddiaya göre toplantıda önergenin oylanmasının gizli mi yoksa açık mı yapılacağı yönde sert tartışmalar yaşandı. Erdal Aksünger'in adaylığı konusunda parti meclisine gelin tırmanınca Kemal Kılıçdaroğlu da toplantı salonunu terk etti.
Parti meclisinin muhalif isimleri Erdal Aksünger'in aday gösterilmesi konusunda ısrar edince MYK'da oylansın resti çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda yetkinin kendisine verilmesi için oylama yaptı. 43 üye Kılıçdaroğlu'na destek verdi. 14 parti meclis üyesi de retoyu kullandı. Erdal Aksünger ise adaylığını geri çekti. Kılıçdaroğlu almış olduğu bu yetkiyle daha önce belirlenen adayları da değiştirebilecek. CHP Genel Başkanı İzmir Bayraklı, Bodrum, İstanbul Maltepe, Silivri, Etimesgut ve Ordu Belediye Başkanı adaylarını kendisi belirleyecek. Son parti meclis toplantısında CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin aday gösterildi. Keskin, Şişli'de CHP'den istifa edip DSP'den adaylık başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'le yarışacak. CHP-PM'de Beyoğlu adaylığına ÖDP'li Alper Taş, Kadıköy adaylığına HDP'li Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece adayı da Kemal Çebi olarak belirlendi. İşte örgüt, işte başkan! CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hem kendi açıklamalarıyla ya da işte durduğu yerle gündemdeki yerini koruyor hem de siyasi babasının siyasi mazisine sahip çıktığı o sözlerle. Babasının siyasi mazisine sahip çıkmak ne demek? Şimdi ona yakından bakacağız. Zira 12 Eylül darbe sürecinde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in ekibinin işkencelerinden geçen ülkücüler yaşadıklarını 24 Ekim'de anlattı. Hemen yatırıyorlar falakaya. Ayaklarımızda çorapları da çıkarmıyorlar. Kalın çoraplar giydiriyorlar. Falakanın izini kaybediyor ama muazzam acı veriyor. İzmir'in CHP'li adayı Tunç Soyer babasının mirasına sahip çıkmıştı. Babası Nurettin Soyer ise 12 Eylül darbesinde ülkücülere işkenceyle sabıkalı. İşkencenin mağduru olan ülkücüler 24'e özel açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer'in hendek olaylarında ve olaylarla ilgili verdiği demeçler, aldığı tavırların tamamen bir PKK yandaşı, PKK destekçisi olduğunu gösterir durumda. 12 Eylül sürecinde ülkücü işçiler davasında işkence görenlerden biri de Ekrem Coşkun'du. Nurettin Soyer'in ekibi tarafından İzmir'de kendisine, Ankara'da ise arkadaşlarına yapılan işkenceleri anlattı. Üstüme iki tane polis oturdu. Gövdemin üzerine birisi de bacaklarımın üstüne. Manyatoyu sonuna kadar açmışlar. Ben vücudumun yerden paralel olarak iki tane polisle kalkıp indiğini biliyorum. Mamak'ta her türlü işkenceyi, en ağır işkenceyi gördüklerini, yaşadıklarını arkadaşlarımız bize anlattılar. Hem Şirinyer Askeri Cezaevinde, hem Buca Cezaevinde, hem Çanakkale Cezaevinde. Tunç Soyer'in babasının ülkücüleri idamla yargılatmak istediğini ancak bu tezgahının tutmadığını söyledi. Nurettin Soyer MHP ana davasında Türk milliyetçilerini çok ağır ve mesnetsiz suçlarla suçladı ve mahkum ettirmeye çalıştı. Belki mahkeme heyeti daha adil insanlar olmasaydı MHP ana davasında çok fazla haksız yere verilmiş idam hükümleriyle karşılaşabilirdik. Bülent Arslan da 12 Eylül'de darbe savcısı Nurettin Soyer'in zulmüne uğramış ülkücülerden biriydi. O ve arkadaşları fiziksel ve psikolojik işkenceler gördü. Babamla gurur duyuyorum diyen Tunç Soyer'in nasıl belediye başkan adayı yapıldığını sordu. İşkencelere tabi tutan arkadaşlarımızın birkaç tanesi aklını yitirdi. Uzun yıllar akıl hastanelerinde tedavi gördüler. Fayda etmedi. Uzuvlarını kaybedenler, kör olanlar, çolak olanlar, ayağı sakat kalanlar. Şimdi Nurettin Soyer'in oğlu hukukçu sıfatıyla kalkıp ben babamın yaptığı her şeyle iftihar ediyorum diyor. Maşallah iyi bir hukukçu olmuş sözüm ona. Bizim evlatlarımızın suçu ne? O işkenceleri yaşayan isimlerden Cahit İçer'in anlattıkları da yürek acıtan cinsten. Nurettin Soyer'in emriyle atılı suçu kabul etmeyenlerin ailelerine de işkence yapıldığını söyledi. Bunların işkence metodu tabii bir de bilhassa siyasi şubede o dönemde. Alınıyorsun içeriye, sana bir suç isnat ediliyor. O suçu kabul ettiğin zaman zaten sıkıntı yok. Mahkeme akabinde basıyor adam sana cezayı.
Onların yapmadığı bir suçu bu sefer kabul etmediğin zaman da kalkıp senin çoluğun, çocuğunu, eşini, kadını, anneni, babanı oraya çekiyorlar. Senin gözünün önünde bu sefer onlara işkence yapıyor bunlar. İçer, Nurettin Soyer'in oğlu CHP'li Tunç Soyer'in de babasının izinden gittiğini ifade etti. Tunç Soyer'in Çukur ihanetine sergilediği tavrın da buna işaret ettiğini belirtti. İşte babasının günahını oğlu çekmez. Doğru, haklı, oğlu çekmez. Ama oğlu babasının kanını çeker. Çünkü aynı kanı taşıyor bunlar. Oğlu da bugün PKK'nın uzantısı HADEP'in güdümünde, HADEP'in altında çalışan, siyasi faaliyet yapan, gösteren bir şahıs. Bakıyorsun resmiyette CHP etiketli bu insan. Ama fiiliyatta da HADEP'in fiili bir elemanı bu. Bugün İzmir'in vatandaşlar CHP'li belediye başkanı seçmeyecek dedi. HADEP'li belediye başkanı seçecek dedi. Türk milliyetçisiyim diyen, ülkücüyüm diyen veya Atatürkçüyüm diyen, bu vatanın bütünlüğünü savunan, bu devletin bütünlüğünü savunan her insanın bu adamdan uzak kalması lazım. Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken Kılıçdaroğlu'na açıp kazandığı davalarla, kazandığı paralarla Kayseri halkına sucuk dağıtırdı. Şimdi de yine benzer bir metodu uygulayacak. Kılıçdaroğlu'nun iftiralarından 27 bin lira kazandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki bu defa herkese Ankara döneri dağıtacak. Söyledikleri tüm yalanlara dava açmaya başladım. Davalarda kazanıyorum elhamdülillah. En son kazandığım dava da 6-7 yıl önceki bir yalanına dayanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftiralarının yol açtığı tazminat davalarının sonuncusunu Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki kazandı. Özaseki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Mahkeme AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki'yi haklı buldu. Kılıçdaroğlu Özaseki'ye 27 bin lira tazminat ödeyecek. Niye bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Mehmet Özaseki'nin avukatı Mehmet Savruk davayla ilgili süreci anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye yönelik iftiralarda bulundu. Söz konusu iftiralar nedeniyle Özaseki'de dava açtı. Mahkeme talebimizi haklı buldu ve 25 bin lira tazminata hükmetmişti. Yargıtay 4. Dairesi'nin tazminat miktarını fazla bulmasının ardından yeniden mahkeme yapıldı. Mahkeme bu kez 12 bin lira tazminata hükmetti. 2 seneye aşkın bir süre sonra nihayet kararını verdi ve Kayseri mahkemelerini haklı buldu. Kılıçdaroğlu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki'ye 12 bin lira tazminatla mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil 27 bin lira ödeyecek. Özaseki daha önce CHP'li vekillerin iddialarına yönelik açtığı tazminat davalarından kazandıklarıyla Kayserililere sucuk ekmek dağıtmıştı. Ödeyecek. Eğer yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Özaseki geleneği yine bozmayacak. Özaseki'nin avukatı Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği 27 bin lirayla da Ankaralılara döner ikram edileceğini belirtti. Şimdi Ankara'da Ankara döneri dağıtacağım. Bu paraya da ellemeyeceğim, yemeyeceğim. CHP'li milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını karşılamak için iftira sandığı kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Özaseki'ye ödeyeceği 27 bin liranın bu iftira sandığından ödenip ödenmeyeceği ise henüz netleşmedi. Benim ona tavsiyem yalan söylemek. Vazgeçsin. O zaman evini de satmaz, para da ödemez. O kadar basit. 2 haftalık tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai başlıyor. Mecliste 1. gündem maddesi yerli ve milli madenciliği güçlendirecek enerji teklifi. Fakat gözler aslında meclis başkanlığı seçiminde olacak. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bu görevinden, adaylığı kesinleştikten sonra istifa edeceğini duyurmuş. Şimdi yeni başkan kim olacak arayışı başladı bile. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimi heyecanı gölgesinde toplanıyor. 2 haftalık aranın ardından açılış kongu çalacak. Bu kez heyecan yeni meclis başkanı kim seçilecek sorusu etrafında yoğunlaşacak. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım tartışmalara son noktayı koydu. Yıldırım 18 Şubat'ta meclis başkanlığından istifa edeceğini açıklamıştı. Süreç Başkanlık Divanı'nın Binali Yıldırım'ın istifa kararı ilan etmesiyle birlikte başlayacak.
iş tüzüğe geri 10 günlük süre var. İlk 5 gün adaylık başvuruları için, ikinci 5 günde ise seçim yapılacak. Oylama gizli yapılacak. İlk turda 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise 301 oy yeterli olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis başkanlık yarışı için aday çıkarmayacaklarını ilan etmişti. Gözler de bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek. Tatili bitiren meclise yine yoğun gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda yerli ve milli madenciliği destekleyen maden yasası ele alınacak. Salı günü ise siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlarını paylaşacak. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bu defa Tuzla'daydı. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası, sendika temsilcisi üyeleriyle bir araya geldi Binali Yıldırım. Konuşmasında koltuk önemli değil. Önemli olan Ay Yıldızlı Bayrağın yere düşmemesi açıklamasını yaptı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla'daydı. Makamın, mevkinin önemli olmadığını, tek önemli olanın Ay Yıldızlı Bayrağın yere düşmemesi olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı önemli değil, başbakanlık önemli değil. Önemli olan Ay Yıldızlı Bayrağın yere düşmemesi. Bundan başka bir önemli bir şey görmüyorum. Binali Yıldırım, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası temsilcisi ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım konuşmasında 31 Mart seçimlerine vurgu yaptı. AK Parti'nin bugüne kadar İstanbul'a yaptığı hizmetlere değindi. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Cakcuk yok. Yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Binali Yıldırım, Türkiye'nin teröre ve teröristlere de asla geçit vermeyeceğini belirtti. Makamın, mevkinin asla önemli olmadığının altını çizdi. Tek önemli olanın Ay Yıldızlı Bayrağın yere düşmemesidir dedi. Bu toprakları bölmeye, parçalamaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bunun için çalışıyor. Bunun için sınır kapılarında nöbet tutuyor. Şehit kanlarıyla suladığımız bu topraklara gözümüz gibi sahip çıkacağız. Değerli kardeşlerim, belediye başkanlığı önemli değil, başbakanlık önemli değil. Önemli olan Ay Yıldızlı Bayrağın yere düşmemesi. Bundan başka bir önemli bir şey görmüyor. Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a günün anısına bir hediye takdim edildi. Yıldırım, Tepeören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulundu. Başta... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki ünlü Çengelköy Çınaraltı kahvesine gitti. Burada Boğaz manzarası eşliğinde çay içti, gençlerle sohbet etti, vatandaşların derdini dinledi. Gençlerle sohbet etti, vatandaşları dinledi. Çengelköy sakinleriyle çay içti. Tüm bunlar Çengelköy'deki tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yaşandı. Araba aldı mı? Yok, almadık. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşini ağırladığı Vahdettin Köşkü'nden çıkan Cumhurbaşkanı yolu üzerindeki çay bahçesine uğradı. Vatandaşları onu sevgi gösterileriyle karşıladı. Araba aldı mı? Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırmadı. Çay içerken vatandaşlarla sohbet etti, gençleri de dinledi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. ...15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'daki pek çok kritik adresin bombalanması için yakıt ikmali sağlayan İncirlik 10. Tanker Üssü eski komutanı Bekir Ercan Van'ın yalan beyanı diğer sanık ifadeleriyle çürütüldü. FETÖ mensubiyetinin bulunmadığını ve darbeye karışmadığını iddia eden eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ı diğer sanıklar yalanladı. Bismillah. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'ya ölüm yağdıran pilotlara yakıt ikmali emrini verdi. Ancak darbe sanığı Bekir Ercan Van mahkeme heyetini şaşırtmadı. Böyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum dedi.
Van'ı başka sanık ifadeleri yalanladı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında komuta merkezi gibi kullanılan Akıncı üssüne yaşananlara ilişkin davada sanıkların dinlenmesi devam edildi. Sanıklardan eski Adana İncirlik 10. Tanker Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın soruşturma sırasında verdiği ifadeler tek tek çürütüldü. FETÖ mensubiyetini reddeden ve savcılık aşamasında darbe girişiminde bulunmadığını iddia eden Van, emirleri yerine getirdiğini öne sürmüştü. Hazırlanan iddianame ise darbe girişimi gecesi eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın talimatıyla kaldırılan tanker uçakların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan uçaklara 10 defa yakıt ikmal yaptığı tespitine yer verilmişti. Eski Tuğgeneral Adana İncirlik 10. Tanker Üssü Komutanı Van'ı yalanlayan isimlerden biri de eski üsteğmen Hızır Özyuva'ydı. O gece tanker uçağı kullanan pilotlardan Özyuva talimatı Bekir Ercan Van'dan aldığını açıkladı. Havada yakıt ikmal yapan bir başka pilot eski üsteğmen Fatih Akbulut da savcılık ifadesinde 10. Tanker Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van uçuş ekibine kuzey yönüne Ankara tarafına gireceksiniz. Sizden yakıt talep eden uçaklara yakıt ikmali sağlayacaksınız. Telsizden kimseyle temas kurmayacaksınız talimatı verdi diyerek darbeci generali yalanladı. Eski Tuğgeneral darbe sanığı Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden tanker uçakların havalandırılması konusunda askeri hattan telefon aldığında öne sürdü. Darbe sanığı Van, emri kimden aldığının sorulması üzerine de o sırada uyuyakaldığım için kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum diyerek yalanını örtmeye çalıştı. Akıncı Üssü davasına tanık olarak dinlenen Tümgeneral İrfan Özsert de darbe sanığı Bekir Ercan Van'ın 16 Temmuz sabahı o dönemin İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiğini paylaştı. Tümgeneral Özsert, albay Walker'la darbe girişimi sonrası bir araya geldiğinde Van'ın Walker'a pasaportunu gösterdiğini ve Almanya'ya götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu ve bunun üzerine Walker'ın da bu konuyu üstlerine bildirdiği ve red cevabı aldıktan sonra bunu Van'a ilettiğini belirtti. Akıncı Üssü davasında Cumhuriyet Savcısı eski Tuğgeneral darbe sanığı Bekir Ercan Van için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak arananlar listesinde mavi kategoride bulunan DHKPC üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri DHKPC'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan Hatice Ruken Kılıç'la Serkan Örs'ün Avcılar'da bir adresi saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler Kılıç ve Örs'ü gözaltına aldı. Adrese yapılan aramada bir tabancayla çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el kondu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hatice Ruken Kılıç ve Hatice Aşık, 10 Ağustos 2015'te Sarıyer'deki Amerikan konsolosluğuna saldırıda bulunmuş, Aşık yaralı yakalanırken Kılıç olay yerinden kaçmıştı. Ampute milli futbol takımımızın kaptanı Gazi Osman Çakmak anne acısı yaşadı değerli izleyiciler. Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası sobadan zehirlendi. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybetti. Babası tedavi altında. Şampiyon takımın kaptanı büyük bir acı yaşadı. Ampute futbol milli takımının kaptanı Osman Çakmak'ın annesi ve babası Tokat'ta yaşadıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlendi. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Çakmak'ı bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Öncelikle başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Allah razı olsun. Rabbim tasvir altına sen asıl inşallah. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Cennetine cemaliyle müşerref olsun. Amin. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada tabii baban da şu anda hastanede, ona da Allah'tan şifalar diliyorum. Zile ilçesi Narlıkışla köyünde yaşayan Çakmak'ın annesi ve babasından haber alamayan yakınları eve gitti. Sultan ve Ömer Çakmak'ın hareketsiz durduklarını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Eve giden ekipler Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hepimiz kurban olak o vatana. Ömer Çakmak'sa ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Babasını ziyarete giden milli futbolcu Osman Çakmak gözyaşlarına boğuldu. Biz inançlı insanlarız ama beklenmedik bir şey oldu.
Söylediğimiz buydu. Bir an önce annenin babanın elini öpmek lazım. Tabii Avrupa şampiyonası derken, dünya şampiyonası derken pek anneyle zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep abime aldım. O da kurtaramadı. Anne Sultan Çakmak, Zile'nin Narlıkışla köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Osman Çakmak'ı bu acı gününde takım arkadaşları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de Osman Çakmak'ın annesinin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Antalya'daki hortum felaketinde Ayla Akkın'ın kızı Buse ile aynı araçtaydı. Hortum onları dereye birlikte sürükledi. Kızı kayboldu. Anne Ayla Akkın 11 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Şimdi Buse'nin arandığı noktada idi. Kızıyla birlikte içinde bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Akarsu üniversiteli Buse'yi yuttu. Annesi ise kurtarıldı. Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı. 11 gün sonra taburcu edildi. Kızının arama çalışmalarını izlemek için Çamyova sahiline geldi. Baba Ahmet Acar'la otomobil içindeki çalışmaları izleyen Akkın zaman zaman gözyaşları döktü. Boyunluk taktığı görülen Akkın yaklaşık 2 saat süreyle otomobil içinden çalışmaları takip etti. Yanına gelen vatandaşların geçmiş olsun dileklerini de kabul eden anne Akkın, ardından arama çalışmasının yapıldığı bölgeden ayrıldı. Aydın'da şiddetli yağışlar sonrası taşan Menderes Nehri bölgedeki ovaları suya gömdü. Yaklaşık 100 bin dönüm alan taşkına teslim oldu. O taşkın havadan bakın nasıl görüntülendi. Bir beldenin yarısını sel suyu yuttu. Aydın'da 100 bin dönüm arazi şiddetli yağış sonrası göle döndü. Üç yıldır taşkın yaşanmayan Menderes Havzası'nda yağışlar sonrası taşkın meydana geldi. Sel suyu Yeniköy beldesinin yarısına yakınını suya gömdü. Söke ve Koçarlı'daki ovaları da su bastı. Çiftçiler bölgede bir süre tarım yapılamayacağını söyledi. Daha Söke Ovası'na kadar aşağı yukarı bir 50 bin 100 bin hektar hep suyun içinde kalır. Zaten bir ayda bu su çekilmez. Bütün mahsuller, buğdaylar, arpa, ektiğimiz yem bitkileri bile, yonca ektim ben geçen sene. O yoncalar da suyun içinde kaldı. Havadan çekilen görüntülerle yaşanan selin boyutu ortaya çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde aşırı yağışların ardından suları yükselen derenin akıntısında kaybolan otomobilin içinde bulunduğu ileri sürülen iki genci arama çalışması başlatıldı. Ezine Akköy geçidi mevkiinde bir otomobilin aşırı yağışların etkisiyle bir anda suları yükselen derenin akıntısında kapıldığı ihbar yapıldı. İçerisinde iki gencin de bulunduğu ileri sürülen otomobilin derede gözden kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı. Çelik otomobilde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle görüştü. Bitlis'te bir kafenin teras katına yan binada biriken kar yığını düştü. Teras çatısı çökünce bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay Hüseyinpaşa Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısını biriken kar kütlesi altındaki kafenin teras katının üzerine düştü. Terasın çatısı çöktü. O sırada kafede 8 kişi bulunuyordu. Enkazın altından Tayfun Sulağ'ın cansız bedeni çıkarıldı. 3 asker, 7 kişi de bu kazada yaralandı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yükselen alevler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gel.
Gecekondu alev alev yandı, mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Esenler Battal Gazi Mahallesi'ndeki bir gecekondudan akşam saatlerinde alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler gecekonduyu tamamen kapladı. Yangının bitişikteki gecekondulara sıçrama olasılığı korku ve paniğe neden oldu. Evlerini boşaltan mahalleli sokaklara döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri panik halindeki vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken itfaiyeciler de alevlere müdahale etti. Neyse ki korkulan olmadı. Alevler itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Barış Manço ölümünün 20. yıl dönümünde İstanbul'da anıldı. Sanatçını sevenleri için Kadıköy'den bir vapur kaldırıldı. Beşiktaş'ta da uğrayan vapurun son durağı Kanlıca'ydı. Sen gülünce güller açar. Onun için söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Keşke bütün ülkeler böyle Barış Manço gibi bir sanatçıya sahip olsa. Kimi şarkılara eşlik etti, kimi sadece dinledi. Kadıköy'den kalkan vapur bu yıl bir kez daha Kanlıca'ya Barış Manço'nun sevenlerini taşıdı. Öz babam kadar sevdiğim, değer verdim. Gürçe'nin en büyük sanatçısı, en büyük ozanlarından biriydi. Barış Manço'nun Türkiye için çok büyük birleştirici bir güç olduğuna inanıyorum. Vapurun ilk durağı Kadıköy iskelesiydi. Saatler öncesinden iskeleye gelen Barış Manço sevenlerini Manço ailesi karşıladı. Vapur Barış Manço şarkılarıyla yavaş yavaş Beşiktaş'a hareket etti. Orta salona kurulan sahnede bazı müzik grupları sanatçının şarkılarını seslendirdi. En çok hangi şarkılarını dinliyorsun? Domates, biber, patlıcan ve arkadaşım eşek. Barış Manço'yu çok seviyorum. Türkiye'de doğmuş, gelmiş geçmiş en büyük ozanlarımızdan. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız da. Onun yaşattıkları, bıraktıklarıyla büyüyor evlatları. Ve ben onlarla büyüdüğüm için çok mutluyum. Barış Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da sanatçının sevenlerine eşlik etti. Büyüyen, çoğalan, yayılan, öğretilen bir sevgi. Bundan dolayı çok gurur duyuyoruz Barış adına. Barış Manço'yu bilen, tanıyan ve bu değere sahip çıkan koca bir aileye dönüşüyoruz. Eminim önümüzdeki seneler daha kalabalık olacak. Biz zaten ikinci vapuru da isteyeceğiz. Son durak sanatçının kabrinin bulunduğu Kanlıca oldu. İskeleden inen kalabalık mezarlığa yürüdü. Barış Manço'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bismillahirrahmanirrahim. O hem şarkılarıyla hem de verdiği mesajlarla Türkiye'nin Barış abisiydi. Aramızdan ayrılalı tam 20 yıl oldu. Ancak sevenleri ölümünün 20. yılında da onu unutmadı. Mezarı başında Barış Manço dualarla anılıyor. Anma programının ardından vapur yeniden Kadıköy'e döndü. Simsiyah gecenin. Barış Manço Esenler'de de özel bir etkinlikle anıldı. Vefatının 20. yılına özel Manço'nun hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı düzenlenen sergiyle gün yüzüne çıktı. Bu toplumun değerleriyle kavga etmeyin, bu toplumun değerleriyle barışık ve bu toplumun değerleri üzerinden de çocuklara çok anlamlı mesajlar veren ve onun için de her birimizin hafızasında çok istisna yer edinmiş bir kültür ve sanat adamıydı. Bu açıdan Barış Manço'yu anlamak, hatırlamak çok anlamlı bir şey. Biz de bugün o anlamlı şeyi yapıyoruz. Programda Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Kurtalan Ekspres grubu da bir konser verdi. Manço'nun efsaneleşmiş şarkıları seslendirildi. Sömestr tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 15 günlük tatilin sonunda bugün ders başı yapacak. Öğrenciler tatilin bitmesini hiç istemiyor gibiydi. Sömestr tatilinin son günü öğrenciler eğlenmeye aralıksız devam etti.
360'a bindim, nefes kesene bindim, Viking'e bindim. Hepsine bindim neredeyse. Korktun mu peki? 360'da ve nefes kesende biraz korktum ama eğlenceli. 15 gün boyunca ders stresinden uzaklaştılar. Adalet Kulesi var. Saray Salıncağı var. Bir de Viking var. 360 derece dönen 360 kulesi adrenalin arayanlar için bulunmaz fırsat oldu. Elbette adrenalin son derece önemli. Adrenalin deyince de 360 direkt akla geliyor. İşte manzarayı görüyorsunuz. Hızlı şekilde tam 360 derece dönüyorlar. Bazen havada bekliyorlar. Ama gerçekten şunu söylemek gerekiyor. Bunu yapmak cesaret istiyor. Korkmadık ama çok eğlendik. Nefes kesen daha korkunçtu. Ama bağırmaktan sesimin geldiği hali görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Kısılmış. Çok kötü. Siz nasıl, ilk defa mı bindiniz? İlk defa değildi, daha önce de bindim. Gayet eğlenceliydi. Roller coaster'la heyecan durağa çıktı. Çok eğlenceli, çok güzel. Çocuklarımız için oldukça eğlendirici. Mini kulelerde ilgi odağı oldu. Ve elbette klasik trenler. Ben daha önce de gelmiştim. Adalet Kulesi'ne bindim. Bir de Saray Salıncağı'na. Tatil bitti. Artık okul zamanı. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. ABD destekli darbe girişiminin etkilerinin devam ettiği Venezuela'ya çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan erken seçim hamlesi geldi. 2020'de yapılacaktı parlamento seçimleri. Onu 2019'da yapılabileceğini duyurdu Nicolas Maduro. Ülkede bu yıl parlamento seçimleri yapılacak. Maduro ve Trump medya üzerinden konuşmaya devam etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyadan gelen tepkilere seçim hamlesiyle karşılık verdi. Bu yıl erken parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı. Venezuela'da şu anda iki meclis var. Biri yeni anayasa yazan kurucu meclis. Diğeri de onları tanımayan ve feshedilmelerine rağmen çalışmayı sürdüren ulusal meclis. Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da ulusal meclisin başkanı. Maduro, ülkedeki bu iki başlılığa dikkat çekti. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres. ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri de Maduro'ya cephe almıştı. Bazı Avrupa ülkeleri 8 gün içinde seçim ilan etmezse Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Aslında onların kastettiği başkanlık seçimiydi. Maduro ise bu hamleyle Amerikan desteğiyle kendisine darbe yapmak isteyen muhaliflere karşı meşruiyetini güçlendirme fırsatı oluşturmak istiyor. Hesapları tutarsa muhaliflerin çoğunluk olduğu ulusal mecliste yeniden çoğunluğu ele geçirebilir. Bu da zaten yasal olmayan darbe girişimini halkın baskısıyla sonlandırabilir. Maduro bu açıklamaları yaptığı sırada muhalefet de sokaklardaydı. Juan Guaido destekçilerini 12 Şubat'ta yeniden sokaklara dökülmeye çağırdı. Ülkeye ABD, Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım geleceğini söyledi. Ve bir kez daha ordudan devlet başkanı Maduro'ya ihanet etmelerini, darbecilerle bir olmalarını istedi. Benzer bir çağrı ABD'den de geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'nın üst düzey komutanlarından Maduro'ya sırt çevirmelerini istedi. Bu çağrı bir generalde karşılık buldu. Askeri Havacılık Genel Komutanlığı generallerinden Francisco Esteban Yanez Rodriguez sosyal medyada video yayınladı. Devlet başkanı olarak Guaido'yu kabul ettiğini duyurdu. Komutanlık da o generali hain ilan etti. Maduro ve Trump ise medya üzerinden konuşuyor. Venezuela Devlet Başkanı bir İspanyol televizyonuna açıklamalarda bulundu. Trump'la karşı karşıya gelmesi halinde ne söyleyeceği soruldu. "Dur Donald Trump, elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun." yanıtını verdi. Latin Amerika ve Karayipler'in ABD'nin arka bahçesi olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da CBS televizyonuna konuştu. Maduro Trump'a görüşme çağrısı yapmıştı.
ABD Başkanı bunu geri çevirdi. Ayrıca Venezuela'ya asker göndermenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Fransa'da sarı yelekliler 12. kez sokaklara döküldü. Ülke genelindeki gösterilere 58.600 kişi katıldı. Polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. 40 kişi gözaltına alındı. Sarı yelekliler vazgeçmiyor. Şiddetin dozu azalsa da gösteriler sürüyor. Fransa'da Macron karşıtları 12. hafta sonunda da sokaklardaydı. Polis müdahale etti. Eylemciler bu kez çatışmalarda ölenleri ve yaralananları andı. Polisin biber gazı kullanmasına da tepki gösterdiler. Paris'te yine gerilim vardı. Polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda onlarca kişi gözaltına alındı. Yine de gerilim geçen haftalara oranla düşüktü. Avrupa'da başka kentlerde de sarı yelekli eylemler vardı. Onlardan biri İspanya'nın başkenti Madrid. Yeleklerle sokaklara dökülenlerse taksiciler. Uber ve benzeri uygulamalara tepkililer. Onlara hayat pahalılığından şikayet eden emekliler de katıldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de sarı yelekli grup yaklaşık 200 kişiydi. Ekonomik eşitsizlikleri protesto ettiler. Benzer bir küçük çaplı eylem Hollanda'da da düzenlendi. Burası ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Cumhurbaşkanı Vučić karşıtları yürüyüş yaptı. Bu yürüyüşler haftalardır sürüyor. Muhalefetin organize ettiği gösteriler her cumartesi akşamı gerçekleştiriliyor. İngiltere'de anlaşmasız Brexit adım adım yaklaşıyor. Bu durumda en çok korkulan senaryolardan biri sivil itaatsizlik yaşanması. İngiliz polisi bunun için de önlemini aldı. Başkentte karmaşa yaşanırsa önce kraliçe Londra'dan uzaklaştırılacak. Does not want the deal I put before it in the form that it currently exists. 29 Mart'a az kaldı. Londra ve Brüksel yeni şartlarda anlaşacak mı? Meçhul. Avrupa Birliği Brexit'i yeniden müzakere etmeyiz diyor. Bu durumda AB'den anlaşmasız ayrılık kaçınılmaz olabilir. Beraberinde getireceği ekonomik sarsıntının ise sokaklarda karmaşaya yol açmasından endişeleniliyor. İngiliz polisi bu senaryoya da hazırlandı. Aslında Soğuk Savaş için yapılan acil durum planları gözden geçirildi. Londra'da böyle bir sıkıntı yaşanırsa birinci öncelik Kraliçe 2. Elizabeth'i başkentten çıkarmak. Ardından da kraliyet ailesi üyelerini güvenli bir bölgeye nakletmek. Bu planı hem The Times hem de Daily Mail gazetesi yayınladı. Kraliyet ailesinin nereye götürüleceği açıklanmadı. Ancak Londra dışında olacağı kesin. Muhalefet ve iktidar partisinden Brexit taraftarları ise polisin fazlaca paniklediği görüşünde. İkinci Dünya Savaşı'nda Londra bombalanırken bile üst düzey kraliyet ailesi üyelerinin başkentte kaldığını hatırlatıyorlar. Ünlü Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde düşmüştü. Artık düştüğünü söyleyebiliriz çünkü enkazı bulundu. Premier Lig oyuncusu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildi. Düşen uçağa ait enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi'ne aktarıldığı açıklandı. 22 Ocak'ta Fransa'dan Galler'in başkenti Cardiff'e doğru yola çıkan uçak Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, futbolcu Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. Arama çalışmalarına devam edebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmıştı. Arjantinli futbolcu Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik bir sözleşme imzalamıştı. İtalya'nın kanallar şehri Venedik'te su seviyesi iyice niye yükseldi? Şehrin tarihi meydanı sular altında kaldı. İtalya'nın daha kuzeyinde ise sel ve kardan kapanan yollarda mahsur kalanlar oldu. İtalya'nın en turistik kentlerinden biri. Kanallar kenti Venedik'te deniz yükseldi. Şehrin ünlü meydanı da su altında kaldı. San Marco meydanı normalde böyle görünüyor. Bu manzaranın sebebi ise şiddetli yağış.
Yağış su seviyesini yükseltti ve tarihi meydan su altında kaldı. Hazırlıksız yakalanan turistler için meydana platform kuruldu. Bazı turistler ise tedbirliydi. Su geçirmez çizmelerle kente gezdiler. Bu görüntülerse Venedik'in biraz kuzeyinden. Şiddetli yağış orada sel getirdi. Nehir taştı, çevresi su altında kaldı. Tahliye çalışması yapan polisler de siviller gibi mahsur kaldı. Yardımlarına helikopter koştu. 3 sivil ve 6 polisi kurtardılar. Daha kuzeyde ise kar yağışı vardı. Ülkeyi Avusturya'ya bağlayan yol kapandı. Araçlar şehirler arası yolda mahsur kaldı. İngiltere'de de benzer bir manzara vardı. Kar yağışı nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Belçika'da Anvers'te Türklerin işlettiği bir kafede silahlı kavga yaşandı. Kafenin işletmecisi 27 yaşındaki genç bu silahlı kavgada öldürüldü. Bir kardeşi yaşam mücadelesi veriyor. Belçika'nın Anvers kenti, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brederode Caddesi. Silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olay cumartesi öğleden sonra yaşandı. Bir Türk kahvehanesi önünde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre saldırganlar baba oğuldu. Tramvaydan indiler. Kahvenin önünde akraba oldukları belirtilen iki kişiye ateş açtılar. Ateş açılan iki kişiyle yoldan geçen bir başkası ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre saldırı önceden planlanmış bir infaz girişimiydi. Taraflar arasında cuma gecesinden bu yana gerilim vardı. Kafalarına mı sıkıntı? Niye bu amburası? Amburası ne? Saldırgan baba oğul gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. Saldırganların ya da saldırıya uğrayanların adları açıklanmadı. Aynı kahvehanenin önünde Ekim 2017'de de çatışma çıkmıştı. 8 kişi yaralanmıştı. İstanbul Maltepe'de bir yolcu minibüsünün şoförü iddiaya göre güzergah dışına çıktı. Hızla yapınca yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya çarptı. Talihsiz kadın da ağır yaralandı. Minibüs şoförü gözaltında. Güzergah dışına çıktı, gaza bastıkça bastı. Dikkati de yerinde değildi. Karşıya geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı. Burada mutlaka 2 ya da 3 tane kaza oluyor. Minibüs güzergahı burası? Değil, minibüs güzergahı değil. Olmamasına rağmen ve uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla size ne, sizi ilgilendirmez. Laf dinlemeden gelip geçiyorlar. Kaza 2 Şubat akşamı Maltepe'de meydana geldi. Bir minibüs şoförü hem trafikten kaçmak hem de daha çok müşteri toplamak için güzergah dışına çıktı. Üstelik süratliydi. Arayoldan çıkarken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki Ayten Demir'e çarptı. Sırf yarış yapmak için ya da birbirlerini geçmek için arayoldan geliyor. Yukarıdan gelen kadın normal yolunda ilerlerken bir anda kadının önüne çıkıyor ve kadına vuruyor. Kazanın etkisiyle yere düşüp başını betona çarpan Ayten Demir ağır yaralandı. Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır ve hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfade verdi. Görgü tanıkları ise minibüs şoförlerinin daha çok yolcu kapabilmek için kuralları içe saydığını iddia ediyor. Yani çok hızlı gidiyorlar, bu yarışı andırıyor. Birbirleriyle yarış halindeler zaten, dolmuşlar yolcu kapmak için. Bu acı kaza sonrası trafik polisleri bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı. HDP eşittir PKK'dır. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı TRT ortak yayınında muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. HDP eşittir PKK'dır dedi. Ona ilişkin değerlendirmeleri gelecek ekranlarınıza. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında da sona yaklaşıldığını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
ortak beka kaygımız var. Bu ortak beka kaygımızla birlikte gelecekle ilgili müşterek birçok değerlerimizi ortaklaşa ortaya koyabiliyoruz. Ve diyorum ki bizim bu ittifakımız, temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur. Çünkü bizim birliğe, beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na bakış açısını böyle özetledi. Karşı ittifak içinse HDP ile olan bağlarını hatırlattı. O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla Milliyetçi Hareket Partisi tabanıdır. Çünkü bu işi bir milli ruhla yaptılar. CHP'nin HDP ile azami müşteriyi olabilir. Ama ne İYİ Parti ile ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olacağına ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir. Onun için de Sayın Bahçeli biliyorsunuz onlara zillet ittifakı diyor. Ben de onlara illet ittifakı diyorum. Cumhurbaşkanına HDP aday tanıtımında okunan PKK marşı da soruldu. HDP eşittir PKK. Eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Yeni askerlik sisteminde hazırlıkların sonuç vermeye başladığını belirtti. 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Ve tabii burada bedelliği bir kenara koyuyorum. Çünkü bedelli noktasında olay şu andaki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Fakat burada özellikle tabii 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapma olayından tutunuz da az subaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Fakat bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki yani halkımızı, gençlerimizi çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Böyle sistemle de askerlikte çok daha rahat ve kısa zamanda da bunu zannediyorum açıklarız. Meyve fiyatlarında üretici ile marketler arasındaki astronomik farkı da değerlendirdi. Yeni hal yasasını anlattı. Burada özellikle hal yasası konusundaki bu çalışmamızı sevmiyorum. Bir defa devam ettirmekte kararlıyız. Çünkü arada ne kadar aracı, komisyoncu şu bu olursa o zaman üreticiyle tüketici arasındaki bu istasyonlar neyi artırıyor? Maliyeti artırıyor. Tarımla uğraşan halkım yani domatesi hani 2 liraya 3 liraya oradan satıyor. Ama geliyorsunuz öbür tarafta 8 lira, 9 liraya, 10 liraya hatta bazen daha da yüksek fiyatla satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan, tefeciden kaynaklanıyor. Şimdi bu işi böyle götürmek, sürdürmek mümkün değil. Kimse siyasi endişeye kapılmamalı ve burada bu hal yasasıyla birlikte yani ben gerek marketler, gerek bakkal dükkanları vesaire ama bir de tabii çarşı pazar. Şimdi çarşı pazar da markette fiyat böyle oldu. Benim fiyatım da böyle olsun diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yurdun Kralı 2. Abdullah'la Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Yurdun Kralı 2. Abdullah ve eşi Raniye Ali Abdullah saat 11.30'da Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuklarını kapıda karşıladı. Bu sırada kameralara sıcak diyaloglarda yansıdı. Yurdun Kralı ve eşi İstanbul'da cumartesi günü gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte Tarabya'daki Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde ilk kez bir araya gelmişlerdi. Yemekte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer alırken bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyoğlu buluşmalarında konuştu. Çavuşoğlu FETÖ'den AB'ye, Kaşıkçı cinayetinden bölgedeki gelişmelere kadar pek çok önemli konuyu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyoğlu buluşmalarında konuştu. FETÖ'nün en çok yargıyı tahrip ettiğini söyledi. Özellikle bir şeyi gördük ki FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. O yüzden şimdi yargı reformu stratejisini Adalet Bakanlığımız kararlı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Kabine toplantısında Adalet Bakanımız çok güzel bir sunum yaptı. Esasen İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de destek oluyoruz. Zaten reform eylem grubunda 4 bakanlık var. 2 defa geçen yıl toplandık ve Türkiye'nin yeniden reformcu kimliğine bürünmesi için, Türkiye'nin normalleşmesi için bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapıyoruz. Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nde son dönemde yaşanan gelişmeleri 2. Dünya Savaşı Avrupa'sına benzetti. Şu anda yaşadığımız bu süreç 2. Dünya Savaşı 1930'ların Avrupa'sını bize hatırlatıyor. Bunu nasıl geri çevirebiliriz? Buna kafa yoruyoruz. Şimdi medeniyetler arası ittifakın tekrar canlanması için İspanya ile yeni bir irade ortaya koydum. Hatta İspanyollar medeniyetler arası ittifak merkezinin New York'tan İstanbul'a taşınması teklifinde bulundular. Biz de bu teklifi önemsiyoruz ve şu anda değerlendiriyoruz. Bakan Çavuşoğlu, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan'ın tavrını eleştirdi. Türkiye'nin izlediği politikayı anlattı. Şu anda cevaplanması gereken sorular var. En sonunda, nihayetinde Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın, Cemal Kaşıkçı'nın burada İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde öldürüldüğünü ve de cesedinin parçalandığını itiraf etmek durumunda kaldı. Önce dedi ki vatandaşımız kayboldu, Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'de kimsenin can güvenliği yok, insanlar kayboluyor gibi açıklama yaptılar. Dediler ki arka kapıdan çıktı. Bunların hepsinin oyun olduğunu, ucuz taktik olduğunu gördük. Diğer taraftan sürekli inkar politikası. Ama bizim izlediğimiz şeffaf politikalar ve bu cinayetin aydınlatılması ile ilgili samimi çabalarımız ve uluslararası camiayla da bu konuyu şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışmamız Suudi Arabistan'ı itiraf etme noktasına getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki gücüne de vurgu yaptı. Biz de bu bölgede güçlü bir ülke olan, herkes tarafından tüm zorluklara rağmen ayakta kalmamız sebebiyle imrenilen bir Türkiye'yiz. Ayrıca gerek Suriye, gerek diğer alanlardaki izlediğimiz objektif, dengeli ve ilkeli politikalar sayesinde de herkesin görüşünü sorduğu bir ülke olarak, Türkiye olarak bizim de istikrarımız, huzurumuz sadece kendimiz için değil, bölgemiz için çok önemli. O yüzden hangi görüşten olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, bu ülke bizim, bu şehir bizim, İstanbul bizim, ülkemize ve şehirlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız diyorum. Yunanistan Başbakanı Tsipras geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye davet etmişti. Yarın gelecek, yarın başlayacak ziyareti. Yunanistan Başbakanı'nın bu ziyareti önemli kılansa 1971'den beri kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun Tsipras tarafından ziyaret edilecek olması. Önemi şu, ilk kez bir Yunanistan Başbakanı bu okulu ziyaret edecek. Daha evvel Venizelos muhalefetteyken Atatürk'le beraber yapmış olduğu temaslar sırasında böyle bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fakat bir başbakan olarak ilk kez Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras yarın Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Tsipras'ın Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşiyor. Yunanistan Başbakanı yarın külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Çarşamba günü İstanbul'da temaslarda bulunacak. Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Tsipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak. Yunan Başbakan Okulu'nun kilisesinde düzenlenecek, aile de katılacak. Ardından da Fener Rum Patriği Bartolomeo ile bir araya gelecek. Heybeliada Ruhban Okulu 1844-1971 arasında faaliyet gösterdi. Bartolomeo dahil 12 patrik bu okuldan mezun oldu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babasıyla ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor. 12 Eylül darbe sürecinde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in
ekibinin işkencelerinden geçen ülkücüler İzmir'de 24 kameralarına çok özel açıklamalar yaptı. Hemen yatırıyorlar falakaya. Ayaklarımızda çorapları da çıkarmıyorlar. Kalın çoraplar giydiriyorlar. Falakanın izini kaybediyor ama muazzam acı veriyor. İzmir'in CHP'li adayı Tunç Soyer babasının mirasına sahip çıkmıştı. Babası Nurettin Soyer ise 12 Eylül darbesinde ülkücülere işkenceyle sabıkalı. İşkencenin mağduru olan ülkücüler 24'e özel açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer'in hendek olaylarında ve olaylarla ilgili verdiği demeçler, aldığı tavırların tamamen bir PKK yandaşı, PKK destekçisi olduğunu gösterir durumda. 12 Eylül sürecinde ülkücü işçiler davasında işkence görenlerden biri de Ekrem Coşkun'du. Nurettin Soyer'in ekibi tarafından İzmir'de kendisine, Ankara'da ise arkadaşlarına yapılan işkenceleri anlattı. Üstüme iki tane polis oturdu. Gövdemin üzerine birisi de bacaklarımın üstüne. Manyatoyu sonuna kadar açmışlar. Ben vücudumun yerden paralel olarak iki tane polisle kalkıp indiğini biliyorum. Mamak'ta her türlü işkenceyi, en ağır işkenceyi gördüklerini, yaşadıklarını arkadaşlarımız bize anlattılar. Hem Şirinyer Askeri Cezaevinde, hem Buca Cezaevinde, hem Çanakkale Cezaevinde. Tunç Soyer'in babasının ülkücüleri idamla yargılatmak istediğini, ancak bu tezgahının tutmadığını söyledi. Nurettin Soyer MHP ana davasında Türk milliyetçilerini çok ağır ve mesnetsiz suçlarla suçladı ve mahkum ettirmeye çalıştı. Belki mahkeme heyeti daha adil insanlar olmasaydı, MHP ana davasında çok fazla haksız yere verilmiş idam hükümleriyle karşılaşabilirdik. Bülent Arslan da 12 Eylül'de darbe savcısı Nurettin Soyer'in zulmüne uğramış ülkücülerden biriydi. O ve arkadaşları fiziksel ve psikolojik işkenceler gördü. Babamla gurur duyuyorum diyen Tunç Soyer'in nasıl belediye başkan adayı yapıldığını sordu. İşkencelere tabi tutulan arkadaşlarımızın birkaç tanesi aklını yitirdi. Uzun yıllar akıl hastanelerinde tedavi gördüler. Fayda etmedi. Uzuvlarını kaybedenler, kör olanlar, çolak olanlar, ayağı sakat kalanlar. Şimdi Nurettin Soyer'in oğlu hukukçu sıfatıyla kalkıp ben babamın yaptığı her şeyle iftihar ediyorum diyor. Maşallah iyi bir hukukçu olmuş sözüm ona. Bizim evlatlarımızın suçu ne? O işkenceleri yaşayan isimlerden Cahit İçer'in anlattıkları da yürek acıtan cinsten. Nurettin Soyer'in emriyle atılı suçu kabul etmeyenlerin ailelerine de işkence yapıldığını söyledi. Bunların işkence metodu tabii bilhassa siyasi şubede o dönemde. Alınıyorsun içeriye, sana bir suç isnat ediliyor. O suçu kabul ettiğin zaman zaten sıkıntı yok. Mahkeme akabinde basıyor adam sana cezayı. Onların yapmadığı bir suçu bu sefer kabul etmediğin zaman da kalkıp senin çoluğun çocuğunu, eşinin kadını, annenin babanı oraya çekiyorlar. Senin gözünün önünde bu sefer onlara işkence yapıyor bunlar. İçer, Nurettin Soyer'in oğlu CHP'li Tunç Soyer'in de babasının izinden gittiğini ifade etti. Tunç Soyer'in Çukur ihanetine sergilediği tavrın da buna işaret ettiğini belirtti. İşte babasının günahını oğlu çekmez, doğru haklı oğlu çekmez. Ama oğlu babasının kanını çeker. Çünkü aynı kanı taşıyor bunlar. Oğlu da bugün PKK'nın uzantısı HADEP'in güdümünde, HADEP'in altında çalışan, siyasi faaliyet yapan, gösteren bir şahıs. Bakıyorsun resmiyette CHP etiketli bu insan. Ama fiiliyatta da HADEP'in fiili bir elemanı bu. Bugün İzmir vatandaşlar CHP'li belediye başkanı seçmeyecek dedi. HADEP'li belediye başkanı seçecek dedi. Türk milliyetçisiyim diyen, ülkücüyüm diyen veya Atatürkçüyüm diyen, bu vatanın bütünlüğünü savunan, bu devletin bütünlüğünü savunan her insanın bu adamdan uzak kalması lazım. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım hafta sonu Tuzla'daydı.
Tuzla'da Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası temsilcileriyle bir araya geldi. Koltuk önemli değil dedi orada yaptığı konuşmada. Önemli olan ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Tuzla'daydı. Makamın mevkinin önemli olmadığını, tek önemli olanın ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı önemli değil, başbakanlık önemli değil. Önemli olan ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesidir. Bundan başka bir önemli bir şey görmüyorum. Binali Yıldırım, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası temsilcisi ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım konuşmasında 31 Mart seçimlerine vurgu yaptı. AK Parti'nin bugüne kadar İstanbul'a yaptığı hizmetlere değindi. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Cakcuk yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, İcraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Binali Yıldırım, Türkiye'nin teröre ve teröristlere de asla geçit vermeyeceğini belirtti. Makamın, mevkinin asla önemli olmadığının altını çizdi. Tek önemli olanın ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesidir dedi. Bu toprakları bölmeye, parçalamaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bunun için çalışıyor. Bunun için sınır kapılarında nöbet tutuyor. Şehit kanlarıyla suladığımız bu topraklara gözümüz gibi sahip çıkıyoruz. Değerli kardeşlerim, belediye başkanlığı önemli değil, başbakanlık önemli değil. Önemli olan ay yıldızı bayrağın yere düşmemesi. Bundan başka bir önemli bir şey görmüyorum. Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a günün anısına bir hediye takdim edildi. Yıldırım, Tepeören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulundu. Başta... Terör örgütü PKK-PYD bu defa da İngiltere'ye yalvardı yakardı. Sadece yalvarıp yakarmadı. Bir taraftan da üstü kapalı tehdit gönderdi. Hem yardım istedi hem tehdit etti. ABD çekileceğini açıklayınca paniğe kapıldılar. Rejimden ve Rusya'dan medet umdular. PKK-PYD terör örgütü şimdi de Londra'ya yalvarıyor. Mehmetçik ve ÖSO'nun beklenen operasyonu nedeniyle hem yardım istiyor hem tehdit ediyor. Mektup terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediğinin aksine DAEŞ'in henüz yenilmediği iddia edildi. Terör örgütünün elebaşları ABD geri çekilirse kendilerinin de DAEŞ'le mücadeleyi bırakmak zorunda kalacaklarını iddia etti. Bu durumda da DAEŞ'in geri döneceğini öne sürdüler. Ayrıca Türkiye'ye yakın grupların bölgede etkinliğini artıracağını belirttiler. Hatta Türkiye'yi karalamak için bu grupların El-Kaide bağlantılı olduğu yalanını ortaya attılar. Tehdit bununla kalmadı. Türkiye ve ÖSO operasyon yaparsa ellerindeki DAEŞ'li tutukluları serbest bırakmak zorunda kalacaklarını yazdılar. Ayrıca Avrupa'yı yeni bir göç dalgasıyla korkutmaya çalıştılar. İngiltere'nin ve Fransa'nın da bölgede kontrolü ele almasını istediler. Mektubun zamanlaması dikkat çekici. Birkaç gün önce Amerikan basınında önemli bir iddia yer almıştı. O iddiaya göre Trump, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye İngiliz, Fransız ve Avustralyalı güçleri yerleştirmek istiyor. Ancak bu ülkelerin teklife olumlu yanıt vermedikleri belirtiliyor. Trump'ın Suriye'den çekilme kararından sonra Amerika'nın Irak'taki askeri varlığı tartışmaya başlandı. Amerikan Başkanı bu tartışmalara cevap verdi. Irak'taki askeri varlığı korumanın önemli olduğu söyledi. Trump, Suriye'den çekilecek askerlerin bir kısmının Irak'ta kalacağını söylemişti. Irak'ta özellikle Şii siyasiler ABD'nin ülkeden çekilmesini istiyor. ABD Başkanı Trump, CBS televizyonunda konuştu. Irak'ta askeri olarak bulunmanın önemini vurguladı. Özellikle de İran'a dikkat çekti. Bu nedenle Irak'ta kalmaları gerektiğini söyledi. Tek istediği İran'ı izliyor olabilmek dedi. ABD Başkanı Suriye'den çekilme kararının bir kez daha savundu ancak
yine bir zaman dilimi vermedi. Afganistan'da ise yalnızca küçük bir grup istihbaratçı bırakmak istediğini söyledi. ABD destekli darbe girişiminin haftalarda devam ettiği Venezuela'ya döneceğiz. Şimdi Devlet Başkanı Nicolas Maduro erken seçim hamlesi yaptı. 2020'de yapılacak olan parlamento seçimlerini bir sene öne alalım dedi. Bu sene dolayısıyla seçimler var. Bu arada tabii Amerikan Başkanı Trump'la da görüşmek istedi Nicolas Maduro. Fakat Amerikan Başkanı Trump Maduro ile görüşmemekte kararlı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyadan gelen tepkilere seçim hamlesiyle karşılık verdi. Bu yıl erken parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı. Venezuela'da şu anda iki meclis var. Biri yeni anayasa yazan kurucu meclis. Diğeri de onları tanımayan ve feshedilmelerine rağmen çalışmayı sürdüren ulusal meclis. Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da ulusal meclisin başkanı. Maduro, ülkedeki bu iki başlılığa dikkat çekti. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres con garantía y el pueblo decida por una nueva asamblea nacional. ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri de Maduro'ya cephe almıştı. Bazı Avrupa ülkeleri 8 gün içinde seçim ilan etmezse Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Aslında onların kastettiği başkanlık seçimiydi. Maduro ise bu hamleyle Amerikan desteğiyle kendisine darbe yapmak isteyen muhaliflere karşı meşruiyetini güçlendirme fırsatı oluşturmak istiyor. Hesapları tutarsa muhaliflerin çoğunluk olduğu ulusal mecliste yeniden çoğunluğu ele geçirebilir. Bu da zaten yasal olmayan darbe girişimini halkın baskısıyla sonlandırabilir. Maduro bu açıklamaları yaptığı sırada muhalefet de sokaklardaydı. Juan Guaido destekçilerini 12 Şubat'ta yeniden sokaklara dökülmeye çağırdı. Ülkeye ABD, Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım geleceğini söyledi. Ve bir kez daha ordudan devlet başkanı Maduro'ya ihanet etmelerini, darbecilerle bir olmalarını istedi. Benzer bir çağrı ABD'den de geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'nın üst düzey komutanlarından Maduro'ya sırt çevirmelerini istedi. Bu çağrı bir generalde karşılık buldu. Askeri Havacılık Genel Komutanlığı generallerinden Francisco Esteban Yanez Rodriguez sosyal medyada video yayınladı. Devlet başkanı olarak Guaido'yu kabul ettiğini duyurdu. Komutanlık da o generali hain ilan etti. Maduro ve Trump ise medya üzerinden konuşuyor. Venezuela Devlet Başkanı bir İspanyol televizyonuna açıklamalarda bulundu. Trump'la karşı karşıya gelmesi halinde ne söyleyeceği soruldu. Dur Donald Trump, elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun yanıtını verdi. Latin Amerika ve Karayipler'in ABD'nin arka bahçesi olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da CBS televizyonuna konuştu. Maduro Trump'a görüşme çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı bunu geri çevirdi. Ayrıca Venezuela'ya asker göndermenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da ırkçı Altın Şafak Partisi üyeleri sokaklardaydı. Aşırı milliyetçi Yunanlar 23 yıl önceki Kardak krizi nedeniyle gösteri yaptı. Kriz 25 Ocak 31 Ocak 1996 tarihlerinde yaşanmıştı. Yunanistan Kardak kayalıkları üzerinde hak iddia etmişti. İki ülke böylece savaşın eşiğine gelmişti. Adaya asker göndermeye kalkışmıştı. Ancak Türk SAT komandoları Yunanlardan önce adaya çıkarak Türk bayrağı dikmişlerdi. Yenilgi Yunanistan'da deprem etkisi yaratmıştı. Irkçı Altın Şafak Partisi üyeleri işte bu nedenle sokaklara döküldü. Kardak krizinin 23. yıl dönümünde gösteriler düzenlendi. Hem o dönemdeki siyasileri hem de Makedonya ile isim anlaşması yapan şimdiki hükümeti protesto ettiler. Hain politikacılar diye slogan attılar. İsveç'in başkenti Stockholm'e götüreceğiz sizi. Orada hakikaten insanın kanını donduran bir görüntü izleteceğim size. Metroda bir siyahi kadını, sürekli hamile bir siyasi kadını, metronun güvenlik görevlileri tartaklaya tartaklaya bakın nasıl dışarı çıkarıyor.
Hamile kadını vagondan çıkardılar. Yerde sürükleyerek gözaltına almaya çalıştılar. O anlara ise yanındaki küçük kızı şahit oldu. Siyahi kadın İsveç vatandaşı. Metroya bilet alarak bindi. Ancak biletini düşürdü. Metrodaki güvenlik görevlilerinin bilet kontrol yetkisi yok. Ancak kadının peşine düştüler. Biletini göstermesini istediler. Kadın biletini düşürdüğünü söylese de inanmadılar. Vagondan çıkardılar. Yerde sürükleyerek gözaltına almaya çalıştılar. Kadın hamileydi. Gördüğü şiddetin bebeğine zarar vermesinden korktu. Metrodaki diğer yolcular müdahale etmeye çalıştı ancak görevliler durmadı. Bunun üzerine o anlar kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Video binlerce kez izlendi. Olay ırkçı saldırı olarak nitelendi. Güvenlik görevlilerine tepki yağdı. Stockholm Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söylediler. Sağlık durumuna ilişkinse bilgi vermediler. Güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Türk savunma sanayi şirketlerinin Aselsan, millileştirme konulu zirveye düzenleyecek. Zirveye 2000 sanayi temsilcisi katılacak. Etkinlik kapsamında Aselsan'ın mevcut ve gelecekte millileşme çalışmaları aktarılacak. Aselsan'dan dev millileşme zirvesi. Aselsan 2000 sanayi temsilcisiyle millileştirme zirvesi düzenleyecek. Amaç dışa bağımlılığı en aza indirmek. Türk savunma sanayi şirketlerinden Aselsan 5 Şubat'ta Ankara Kongrezyum'da düzenleyeceği güç birliği zirvesinde tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelecek. Tarihinde ilk kez düzenlenen etkinlik bundan sonra da geleneksel hale getirilecek. Bu yılki tema ise millileştirme. Zirveye Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Konya gibi Türkiye'nin pek çok yerinden büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde firmalardan oluşan 2000'e yakın sanayi temsilcisi katılacak. Etkinlik kapsamında Aselsan vizyon paylaşımının yanı sıra temayla uygun olarak mevcut ve gelecekte planlanan Aselsan millileştirme çalışmaları aktarılacak. Millileştirme yolunda güç birliği panelinde devlet ve özel sektörün güç birlikleri konusu ele alınacak. Etkinlik süresince yer alacak Aselsan Milli ve Yerli Ürün Kurulu standında millileştirilmesi planlanan ürünlere yönelik bilgiler firmalarla paylaşılacak. Zirveyle millileştirme mesajının savunmayla sınırlı kalmayıp birçok sektör için etkili çıktılar oluşturulabileceği değerlendiriliyor. Türkiye denizlerde her geçen gün gücünü artırıyor. Buna Türk mühendisler de büyük katkı sağlıyor değerli izleyiciler. Çanakkale'de 150 metrelik yeni yerli gemi törenle suya indirildi. Bir taraftan uçak gemisi inşaatı için de kuru havuz çalışması sürüyor. ...150 metrelik boyu, 10 bin gross ton ağırlığıyla dev bir kargo gemisi. Tamamen yerli imkanlarla Çanakkale Biga'da üretildi. Türk mühendisliğinin gelişen teknolojiyle projelendirdiği gemilerin sayısı artıyor. 15 ayda inşa edilerek suya indirilen bu geminin yapımında Türk mühendisler çalıştı. Geminin suyla buluşması için tören düzenlendi. Dualar edildi, kurban kesildi. Ardından vira bismillah denerek geminin suya indirme işlemi yapıldı. Biga'daki fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için başlanan kuru havuz inşaatı sürüyor. 370 metre uzunluğunda 70 metre genişliğindeki kuru havuz çalışması yıl sonuna kadar tamamlanacak. İstanbul'da hırsızlar bu defa bir oto galerisinin klimasını çaldılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasında bakın nasıl yansıdı. Lüks araçlara dokunmadılar. Gözlerine kestirdikleri bu klimayı çaldılar. Hırsızlar kameraya yakalandı. İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli 3 şüpheli gece yarısı harekete geçti. Hedeflerinde bir otogaleriye ait klima vardı. Önce iş yeri çevresinde keşif yaptılar. Ardından işe koyuldular.
Hırsızlar önce klima ünitesinin bağlantılarını söktü. Sonra da piyasa değeri 11 bin lira olan klimanın asıl para eden kısmını dış ünitesine yüklenip götürdüler. Arabayı park ettiğimiz yerde klimanın dış ünitesinin olmadığını gördük. Polis arkadaşları aradık. Sağ olsunlar kısa bir zaman içine geldiler. Zabıt tuttular, kamera görüntülerine baktılar. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yükselen alevler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gecekondu alev alev yandı, mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Esenler Battal Gazi Mahallesi'ndeki bir gecekondudan akşam saatlerinde alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler gecekonduyu tamamen kapladı. Yangının bitişikteki gecekondulara sıçrama olasılığı korku ve paniğe neden oldu. Evlerini boşaltan mahalleli sokaklara döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri panik halindeki vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken itfaiyeciler de alevlere müdahale etti. Neyse ki korkulan olmadı. Alevler itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık tek adamlık rejimi hakim diye yazmış Star Gazetesi. Aslına bakarsanız bu CHP'nin gen kodları için çok da aslında uzak bir tablo değil. Yani CHP zaten böyleydi. Bakmayın siz orada burada demokrasi dersleri falan verdiğine ya da hükümeti, cumhurbaşkanını falan diktatörlükle falan itham ettiklerine küstahça, özür dilerim hiç kendilerine dönüp bakmadan. Oysa şimdi tablo çok belirgin, çok net, çok açık. Ne olmuş okuyalım. Kılıçdaroğlu, adı yolsuzlukla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la Mehmet Kocadoğan'ı aday yapamayınca parti meclisini devre dışı bıraktı. Tehditle adayları belirlemek için yetki aldı. Tüzük'te ön seçim şartı olmasına rağmen 24 Haziran'da vekil adaylarını tek başına belirleyen Kılıçdaroğlu 31 Mart adayları içinde partisine diktatörlüğü dayattı. 60 kişilik parti meclisinde teşkilatın adayı Erdal Aksünger'i istemeyen Kılıçdaroğlu kendi adaylarının da veto edileceğini görünce isimlerin belirlenmesini MHK'ya bıraktı. Direniş gösteren 14 muhalifi geri adım atmaya zorlayan Kılıçdaroğlu parti meclisinden çıkartamadığı İstanbul Maltepe, Muğla, Bodrum, İzmir Bayraklı ve İstanbul Silivri adaylarını kendi hakim olduğu isimlerle oluşturduğu 20 kişilik MYK'da belirleyecek. CHP'nin 200'ü aşkın başkan adayı da bugün toplanması gereken MYK'da açıklanacak. Yani şu tablo var ya, size bir şey söyleyeyim. Bir tek bu da değil mesela, hani dönün bakın işte İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için değil mi en çok ismi konuşulanlar kimlerdi? İşte Muharrem İnce vardı, Gürsel Tekin vardı, Akif Hamza Çebi vardı değil mi? Bir takım isimler konuşuluyordu. Belki bunlar temayüle girseydi, işte ön seçim olsaydı, anket olsaydı, bak anket. Yani herhangi bir araştırma şirketine yaptırılacak bir tane anket, yani CHP seçmenlerine sorulacak. Şu aşağıdaki isimlerden hangisini İstanbul'da yaparsak oy verirsiniz diye. Çok basit bir şey bu yani. Bunu herhangi bir anket şirketinin 15 günü falan almaz bu iş yani. Ben bunu yapsalardı belki de, bilmiyoruz, belki de çıkmazdı. Ama belki de Muharrem İnce ismi yüksek çıkabilirdi. Belki de Gürsel Tekin ismi yüksek çıkabilirdi, bilmiyoruz. Ama ne yaptı, yapmadı. Gitti mesela Ekrem İmamoğlu'nun evine, Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye böyle hani belediye başkanı istedi işte babasından Ekrem İmamoğlu'nu. Herkes dedi ki ya neden yani, hani tamam da Ekrem İmamoğlu da olsun da, ama neden yani Muharrem İnce bu kadar işte bir şey yakalamışken, bir işte rüzgar yakalamışken, ne bileyim Gürsel Tekin senelerdir sokak sokak mahalle mahalle çalışıyorken, Akif Hamza Çebi 2 senedir neredeyse kuyumcu hassasiyetiyle efendim ilmek dokuyorken falan, niye onları ve saf dışı bırak? Hani saf dışı da bırakma. Saf dışı bırakmak istiyorsan bırak da bir sonra hani, değil mi? Yok. Peki Şişli'de ne oldu? Şişli'de ne oldu? Mustafa Sarıgül'ün üstünü çizdi. Mesela sormazlar mı? Sen bugün Şişli için belediye başkan adayı yapmayacağın bir adama bir önceki seçimde İstanbul Büyükşehir'i nasıl emanet ettin?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bir önceki seçimde Mustafa Sarıgül'ü göstermediniz mi? Şimdi Şişli'ye niye göstermiyorsunuz diye sorarlar mesela adama. Muharrem İnce için de aynısı. Cumhurbaşkanlığına aday göstermişsin. Ama şey, şimdi bu da aynı. Buralarda da mesela bir takım isimler var. O isimler, popüler isimler, belki de işte CHP seçmeninin nezdinde önemli isimler. Fakat yok. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Benim dediğim olacak diyor. Kartal'da da biliyorsunuz operasyonu yaptı. Başka işte İzmir Büyükşehir'de de öyle. Başka yerlerde de öyle operasyonlar yaptı. Kimseye bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi, efendim çok seslilik falan böyle şeyler artık söylemesin yani. Artık anlaşılıyor ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sevdiği şeyler değil bunlar. Ben daha evvel böyle dediğim için bana çok kızmışlardı. Hani CHP gen kodu olarak çok seçimden falan hoşlanan bir parti değildir. CHP seçim için kurulmuş bir parti değildir. Yani CHP'nin şöyle söyleyeyim size daha iyi anlaşılsın. Aradaki Güneş Motel kepazeliği dışında 1946'daki son hileli seçimlerden beri sene oldu 2019. Hiçbir vakit 2019'a kadar 1946'dan 2019'a kadar bir tek kez ilaç için tek başına iktidar olabildiği, seçim kazanabildiği bir yarış yoktur. Bu kadar net. Dolayısıyla çok hoşlanmaz yani. Çok sevmez. Onu çok mutlu etmez bu seçim meçim ovaları. İstiklal Marşı söylemeyenle ittifak olur mu? Cumhurbaşkanı soruyor. Kriter çok açık. Kriter çok net. Çok net. HDP'nin kongrelerinde Türk bayrağı asmayıp İstiklal Marşı okunmadığına işaret ederek onlarla örtülü ittifak eden CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj verdi. HDP eşittir PKK, eşittir YPG, PYD. Bunu başlarındaki kişiler söylüyor. Bunlar kongrelerinde ne bayrağımızı asmışlar ne de İstiklal Marşı'mızı söylemişler. Ya bunu mesela çok açık. Yani ben daha evvel aslında hani Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye falan da soruyordum da daha temel bu memleket için ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine bu nedenle oy veren CHP seçmeni Allah aşkına söyleyin ya. Türk bayrağını kongrelerine asmayan HDP ile ittifak ediyorsunuz. Tamam mı? Yani İstiklal Marşı'mızı okumayan bu çok çok açık mesela. Tek kriter ya. İstiklal Marşı'mızı okumayan HDP ile ittifak ediyorsunuz. Bunun bu normal midir? Bu tamam mıdır? Yani her Türk milliyetçisi, ulusalcı, Kemalist, vatanperver ne kendini nasıl tanımlıyorsa artık yani ben bilmiyorum. Hepsini ben sıralıyorum. Hangisi uyarsa size? Hangisi, hani uyanlardan hangisi şununla örtüşüyor? Herhalde hiçbiri örtüşmüyordur diye tahmin ediyorum. Güzel. Bak ne diyor? Kılıçdaroğlu, parti meclisinde tek parti dönemini hatırlatan bir uygulamaya gitti. Oyların olduğu zarfları oturma sırasına göre toplayıp kim hangi adaya oy verdi gördü. Açık oy gizli tasnif. İşte size az önce bahsettiğim 1946'daki hileli seçimler bunlar. Açık oy gizli tasnif. 71 adayın belirlendiği parti meclisinde ilk gizli oylama için parti meclis üyelerine zarf dağıtıldı. Oylama sonrası zarflar Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oturma sırasına göre toplatıldı. Tek parti dönemini hatırlatan bu yöntemle gizli oylama açığa dönüştü. Kılıçdaroğlu arkasından iş çeviren parti meclis üyelerini bunu affetmem diyerek tehdit etti. Vay arkadaş ya. Güzel. Herkes en azından mevzuyu görüyor. Herkes en azından mevzuyu görüyor. Neyin ne olduğunu görüyor. Ne yapmaya çalıştığını görüyor. Güneş Gazetesi. İstifa tehdidiyle darbe. Koltuk kavgası nedeniyle toz duman olan CHP'yi yönetemez hale getiren Kılıçdaroğlu diktatörlüğünü ilan etti.
istifa ederim tehdidiyle aday belirleme etkisini üzerine alıp dilinden düşürmediği parti içi demokrasiyi rafa kaldırdı. Ben bu numarayı da niye yediklerini anlamıyorum. Ya etseydi istifa. Çok anlamadım valla. Genel başkanın istifa tehdidiyle neye uğradığını şaşıran parti meclis üyeleri seçim öncesi bir de liderlik krizi çıkmaması için geri adım attı. Erdal Aksünger'i böylece saf dışı eden Kılıçdaroğlu bununla da kalmadı. Kendi partisine adeta darbe yapıp adayları tek başına belirleme ve gösterilen adayları değiştirme yetkisini de ele geçirdi. Bak şuraya da yazmış Güneş Gazetesi, ne bitmez kinmiş diye. Hakikaten PKK sempatizanlarına aday göstermekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu sırf muhalif diye Erdal Aksünger'i veto etti. Muharrem İnce'yi destekleyen Aksünger'in adaylığını engellemek için elinden geleni yapan Kılıçdaroğlu lider olduğu partiye şantaj yaptı. Ne bitmez kinmiş diyor. Enteresan. Güvenli bölge listesi, şunu da göstereyim size. Erdoğan dün akşam saatlerinde Çengelköy sahile inerek çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Ardından esnaf ziyareti yapıp alışveriş yaptı. Çengelköy Çınaraltı'daki çay bahçesi muhteşem de bir yerdir. Dün hava da çok güzeldi hakikaten de. Orada vatandaşlarla buluştu Cumhurbaşkanı. Ne diyor? Güvenli bölgede kontrolün Türkiye'ye verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, koalisyon güçlerine güvenemeyiz, tecrübelerimiz bunu teyit ediyor dedi. Kaşıkçı cinayeti faillerinden bazılarının öldürüldüğüne yönelik şüpheler bulunduğunu belirten Erdoğan, askerlik içinde 3-6-9-12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor diye konuşmuş. Koalisyona güvenemeyiz. Başlıklı haberde. Ya savaş ya darbe. Diriliş postası. Manşet. Venezuela'nın emek gücüne, petrolüne ve yeraltı zenginliklerine göz koymuş olan Batı dünyası yıllardır dünyaya kan kustura kustura yürüttüğü sömürü teklifini yine tekrar etti. Emperyalizmin mabedi Amerika, Venezuela'ya dünyanın gözü önünde anayasa söylemiyle maskelenmiş bir açıklamayla askeri darbe yapın, ülkeyi bize teslim edin yoksa savaş açarız dedi. Vay arkadaş. Ne güzel. Her şey o kadar kolay ki Amerika Birleşik Devletleri için. Masa başında oturuyorlar. Kalem kağıt yazıyor, çiziyor falan. Terör örgütü PKK, Belçika'da silaha sarıldı. Pusu kuran terörist bir Türk gencini öldürdü. Kuzenini de yaraladı. Size bu Belçika'da an verse ki, Türk restoranına yapılan silahlı saldırının haberini vermiştim. Takvim Gazetesi bunun PKK tertibi olduğunu söylüyor. Öyle mi çıkacak ortaya? Türkiye düşmanlarının maşası PKK, Belçika'nın Anvers kentinde yine sahneye çıktı. Terör örgütü yandaşı Mehmet Yavuz, gurbetçileri hedef aldı. Daha önce tehdit ettiği Eskişehir, kıraathanesi yakınında pusuya yattı. Kendilerine boyun eğmeyenlere kurşun yağdırdı. Emre Söğütlü öldü, kuzeni Ozan yaralandı. Şu çocuklar... Emre Söğütlü 27 yaşındaydı. Bir de çocuğu vardı. Öyle diyor. Takvim Gazetesi bunun bir PKK tertibi olduğunu söylüyor. Bilmiyoruz. Kendilerine boyun eğmeyen grubu hedef aldı diyor. Gıda fiyatına halli çözüm. Hal yasası için çalıştığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kurulacak tüketici halleriyle gıda fiyatlarının dengeleneceğini söyledi. Amaçlarının üretici bölgesi halleri ve tüketici bölgesi halleri kurmak olduğunu belirten Ticaret Bakanı Pekcan, üretici hallerinin üreticiye yakın bölgelerde kurulacağını söyledi. Pekcan, oralarda toplama, ayıklama, tasnifleme, ambalajlama yapılacak. Türkiye genelinde 30 halin yeteceğini düşünüyoruz. Pilot olarak başlayacağız dedi.
tüketim bölgesinde vatandaşın direkt hale gidip küfeyle alabileceği bir sistem olacak mı sorusuna Pekcan, küfeyle almazlar inşallah, İstanbul'da 2-3 bölge var, biri Kanal İstanbul'un yakınında yanıtını verdi. Vatandaşın Perşembe pazarına gider gibi eve gidip gidemeyeceğine ilişkinde, evet gidebilecek, giderse de güzel olur, sistem biraz dengelenmiş olur demiş. Gıda fiyatına halli çözüm, Milliyet'in bugünkü manşeti. Sabah gazetesi, HDP eşittir PKK bu kadar açık. Size daha evvel ben burada defalarca da söylemiştim aslında. Bir kez daha bu vesileyle tekrarlayalım. Yani şu HDP, PKK'nın siyasi kanadı, siyasi kolu falan gibi laflar var ya. Bunlar, size çok açık söylüyorum, HDP'yi masum ve meşru gösterme gayretinden öte bir şey değildir. Hani bir vakitler önce HDP ile PKK ise ne fark, ne alakası var canım, onların hiçbir organik bağlantısı yok falan diyorlardı. Sonra HDP PKK'nın siyasi kanadına geldi. Bu siyasi kanat meselesi şu değerli izleyiciler. Bu daha evvel işte ne bileyim İngiltere'de, İspanya'da falan çıkan ve işte bir takım konuları müzakere eden siyasi hareketlerden yola çıkılarak uydurulmuş uydurulmuş bir kavram. Neden uydurulmuş diyorum? Şundan. Bakın İngiltere'de ya da İspanya'da ya da dünyanın başka coğrafyalarında bu hem silahlı kanadı hem siyasi kanadı olan ayrılıkçı mekanizmaların Türkiye'deki PKK'dan farkı şu. PKK şiddeti önceleyen terör örgütü. Yani PKK'nın herhangi bir siyaset geliştirme, herhangi bir konuyu konuşma, herhangi bir konuda çözüme vardırma falan gibi bir gayreti, amacı, hedefi falan yok. O bir terör örgütü. Bu terör örgütünün faaliyetlerine paralel bir de parti daha sonra tesis edildi. Bu dışarıdaysa, yani o bahsedilen işte silahlı kanadı var, siyasi kanadı var falan denilen o mekanizmalardaysa, iş zaten müzakereden sonra konuş konuş nereye kadar kardeşim, biz gidelim ateş edelim en iyisi diyen grupların ortaya çıkmasıyla kurulmuş olan yapılar onlar. Yani Türkiye'de önce terör örgütü, sonra parti oluştu. Diğer örneklerine bakacak olursak önce partiler vardı, onlar içinden terör örgütleri çıktı. Dolayısıyla da bugün o anlamda zaten bir benzerlik yok. İkincisi şu, PKK'nın siyasi kanadı HDP denilen mekanizmada bakıyorsunuz. HDP'li bir milletvekilinin bagajından, aracının bagajından PKK'yla silahlar çıkıyor. HDP'li bir belediye başkanı bakıyorsunuz. Çukurlar sırasında belediyenin imkanlarını efendim PKK'ya kullandırtıyor. Bakıyorsunuz bir tane HDP'li milletvekili çıkıyor. PKK sizi tükürüğüyle boğar falan diye Yüce Türk milletini, Aziz Türk milletini tehdit ediyor. İşte bunlar siyasi kanat falan değil ki. Bunlar düpedüz PKK işte. Cumhurbaşkanı çok net söylüyor. Bunlar PKK zaten. PKK'nın şu kanadı, bu kanadı falan filan değil. Bunlar PKK'nın bizatihi kendisi. İllet İttifakı'nda CHP'nin HDP ile azami müştereği var. İYİ Parti ile Saadet'in de onlarla çıkar işbirliği bulunmaktadır. Her şeyi açık açık konuşalım. HDP eşittir PKK. Eşittir YPGP'ye de. Hiç bunu saptırmanın anlamı yok. İllet İttifakı ülkeye düşman. Bizim Cumhur İttifakı ise beka meselesi. Pazara kadar değil, mezara kadar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesi manşet, darbe işgale dönüyor. Darbe işgale dönüyor. Venezuela'daki darbe süreci işgale dönüşüyor. ABD darbeci lider Guaido'nun ilaç ve gıda talebini yerine getirme bahanesiyle ülkeye müdahale etmek istiyor. Bunun için darbeye destek veren Kolombiya ve Brezilya ile Karayipler'de 3 üst belirlendi. 2 ülke Venezuela sınırına da asker yığıyor. Her şey gayet gözümüzün önünde cereyan ediyor, farkında mısınız ya? Artık o kadar cüretkarlar ki, yani böyle saklama, gizleme, perdeleme falan ihtiyacı da hissetmiyorlar. Enteresan. Bakmaya devam edeceğiz. Birinci sayfalar böyleydi. İç sayfalarda daha güzel, daha renkli haberler var mı? Gelin bir de ona bakalım. Bir insanın bir çalışma süresi olur. Yani işte mezarda emeklilik falan diyorlar ya böyle, yani emeklilik yaşının ileri olması falan nedeniyle. Şu teyze ne yapsın? Çok içim yandı buna yani. Vallahi yani 20 yıl çalışan var, 30 yıl çalışan var, 40 yıl. Ama 80 yıl çalışılır mı ya? Yazık bak. 102 yaşındaymış.
Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki Menevşe teyze 80 yıldır dilencilik yapıyormuş. Valla bu artık hastalığa dönüşüyor biliyorsunuz dilencilik bir süre sonra. Yani kazanılan para yiyecek falan bir hayatları, çok ciddi paralar kazanıyorlar falan. Bakın bunu yiyecek bir hayatları falan filan da yok. Gayet rahatsızlığa dönüşüyor artık bu hastalık. İngiliz Debra Goddard 30 yıl önce bit pazarından 10 sterline cam bir yüzük almıştı, cam. Yakın zamanda bir dolandırıcıya tüm parasını kaptıran Goddard evdeki eşyasını satmaya başladı. Kuyumcuya götürdüğü yüzüğe biçilen fiyatsa Goddard'a büyük bir sürpriz oldu. Çünkü yüzüğün üzerindeki cam değil 27 karat pırlantaymış meğersem. Ne işte, yani insanın başına ne geleceğini bilemiyorsunuz. Seneler evvel cam diye alıyorsunuz, pırlanta çıkıyor. Sonra her şeyinizi çalan hırsız her şeyi çalıyor. Bu cam adi dandirik yüzüğüyle çalmayayım deyip onu bir kenara bırakıyor. Bilemiyoruz ki. Ehliyette düz vitese takıldık. Var mı ehliyet sınavına bu sene girip de alamayan? Eskiden öyle ehliyet sınavına girip de alamayanlar çok kızarlardı. Nasıl alamazsın kardeşim falan diye. Alınamıyormuş. Bak mesela geçen sene 1.574.477 aday ehliyet sınavına girmiş. 1.007.197 kişi ehliyet almaya hak kazanmış. 301.643'ü de kadınmış. 567.280 aday kalkışta motoru iki kez stop ettirdiği için direksiyondan kalmış. Park edememe, sinyal verememe gibi sorunlar da varmış. Bunlarla sokaklarda karşı karşıya kalmaya başladık demektir. İş arayanlar varsa size çok güzel bir iş. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre lüks ürünler pazarlama platformu HHH'ın verdiği iş ilanı, yatlar, pahalı arabalar ve özel uçaklar test edilecekmiş. Ve $100 bin para kazanma şansınız varmış. Lüks ürünlerin test edildiği bir iş. Herhalde arayıp arayıp bulamayacağınız bir iş. Siz de işsizlikten yakının. İş aramayı bilmiyorsunuz. Girin bakın bak. Günde 4 saatimizi sosyal medyada harcıyoruz. Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Bu kişiler günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor. Facebook, Instagram, YouTube üyeliği varmış insanların. Yani bu rakamlara bakacak olursak, yani bu verilere bakacak olursak, şu Andy Warhol'un herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak sözünün biz çok üzerine çıkmış olmalıyız gibi görünüyor. 15 dakika falan ne ki? Yani kim bilir aramızda ne şöhretler ne ünlüler var. Talihsiz talihli. Kanada Newfoundland bölgesinde bir hırsızlık olayının zanlısını aşan polis ekipleri çalınan cüzdandaki kredi kartıyla loto oynandığını tespit etti. Hikaye burada bitmiyor. Oynanan lotoya büyük ikramiye vurdu. Çalıntı kredi kartıyla satın alınan lotoya büyük ikramiye vurdu. Abla tam 33 yaşındaki abla tam o büyük ikramiye 260 bin lira 50 bin dolar. Tam onu teslim almak için gittiğinde dediler ki sana bu parayı veremeyiz. Yani iyi yapmışsın kazanmışsın falan ama yani bunu çalıntı kredi kartıyla kazanmayaydın. 15 günlük yarı yıl tatili bitti. Öğrenciler ders başı yapıyor bu sabah. Milyonlarca öğrenci ve onları taşıyan servisler yollara döküldü. Peki yollar nasıl? Yavuz Oymak karşımda, İstanbul caddelerinden. Yavuz Oymak günaydın. Nasıl sokaklar var mı? Diyelim ki bir önceki günün pazartesine göre bir fark. Günaydın Ersoy dedi. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Elbette İstanbul güne uyandı. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Ve elbette bugün özel bir gün. Zira okullar açıldı. 18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen okul yoluna düşmüş durumda. Peki o yolda, okul yolunda durum nasıl? Kameraman arkadaşım Selman Bektaş işte şu anda an itibariyle 24 canlı yayında İstanbul trafiğini bizlerle paylaşıyor, izleyicilerimize gösteriyor. Burası Yenibosna, aslında İstanbul'un kalbi noktalarından bir tanesi trafik anlamında. Ve şöyle bir baktığımızda ilk intibamız artık trafik yavaş yavaş ağırlaşmış durumda. Tabii hem hafta başı olması
hem mesai saatinin artık yavaş yavaş başlaması ve elbette okulların açılması trafiğin ağırlaşmasında etkili olmaya başladı. 18 milyona yakın öğrenciden bahsediyoruz ve 1 milyonu aşkın öğretmen okullarına varmaya çalışıyorlar. 15 günlük tatilin ardından artık ders vakti geldi ve işte Selma'nın gösterdiği gibi hem otobüs duraklarında hem yolda hem de metrobüs duraklarında artık ciddi ciddi yoğunluklar oluşmuş durumda. Ortalama yarım saat içinde artık dersler de başlayacak. Bazıları çok erkenden okullarına varmış durumda. Bazıları da artık belki tatilden çıkamamanın verdiği etkiyle hala okuluna ulaşmaya çalışanlar var. Bazıları da artık geç kalmayı göze alarak yine toplu taşıma araçlarını bekliyorlar. Elbette çok sayıda okul servisi de yollara çıkmış durumda. Özel aracıyla gidenler var, okul servisleriyle gidenler var, toplu taşıma araçlarını kullananlar var ve toplu halde binlerce araç yola çıktığı için ve milyonlarca insan da yola çıktığı için artık elbette trafikte ufak ufak ağırlaşma görüyoruz. Selman'dan rica edeyim şöyle sol tarafı metrobüs durağında gösterebilirse orada da yoğunlukları görmek mümkün. Metrobüsler 2-3 dakika arayla sık sık sefer yapmalarına rağmen elbette pazartesi olması ve okulların açılmasıyla birlikte orada da yoğunluk devam ediyor. Şöyle kameramızı karşıya çevirelim. Manzara nasıl? Yeni Bosna'dayız dedik. Atatürk Havalimanı güzergahı burası. Ve abartmadan söyleyelim. Araçlar zaman zaman metre metre adım adım gidiyor. Aslında alışık olduğumuz bir manzara. Aslında İstanbul'u bilenler bilir. Bu trafiğe alışıklar. Ancak bilmeyenler için belki de ağır bir trafik görüntüsü olabilir. 15 günlük bir tatilin ardından dedik. Öğrenciler artık hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle ve dersleriyle buluşmak için tatlı bir telaşın içindeler bu güzel İstanbul sabahında. Şöyle otobüs durağını bir kez daha izninizle göstermek isteriz. 24 izleyicilerine Selma şu anda o görüntüleri bizimle paylaşıyor. Yaklaşık 2 saattir işte bu otobüs durağında neredeyse hiç boşalma olmadı. Ciddi bir sirkülasyon var. Toplu taşıma araçları seri şekilde çalışıyor otobüsler. Ulaşımda o anlamda bir aksaklık yok. Ancak elbette talep yüksek olunca bu manzaraları da görmek mümkün oluyor. Her türlü önlemde alınmış durumda İstanbul trafiğini rahatlatmak adına. Ancak dediğim gibi ortalama yarım saat içinde artık dersler başlayacak ve henüz okuluna varamamış olanlar da dediğim gibi trafiğin ağırlaşmasında bir nebze etkili oluyor. Güzel bir İstanbul sabahı. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Güzel bir hareketlilikten bahsediyoruz. Elbette trafik birçoğumuzun canını sıkıyor ancak şöyle İstanbul'un akışına baktığımızda günün hareketlendiğini görüyoruz ve öğrencilerimizin, evlatlarımızın ve çocuklarımızın artık ikinci döneme başlaması elbette hepimizi hem aileleri hem de bizleri heyecanlandırıyor. Ne diyelim, trafikte ufak ufak tuzu biberi olmuş diyoruz. Şöyle yavaş yavaş toparlayalım. Bütün öğrencilerimize başarılar dileyelim. İyi bir ikinci dönem geçsin diyelim. Zaten öyle olursa bu trafikte herhalde çok fazla sorun arz etmeyecek diyelim ve sözü size bırakalım Ersoy dede. Peki, teşekkürler. Yavuz Oymak yol romantizmini yaptı. Yolla ilgili teknik bilgileri de biz verelim. D100 Avcılar Hacı Şerif durağına yakın bir noktada Avcılar çıkışında sağ şeritte bir vinç arızası vardı. O trafiği biraz yoğunlaştırdı. Onu sizlere bildirmiş olalım. Saraçhane Unkapanı yönü orta şeritte bir kaza vardı. Yarım saat kadar önce. Bu yine o bölgede trafiği yoğunlaştırıyor. Unkapanı İmeçe blokları önü Taksim yönünde bir otobüs ve bir kamyonetin karıştığı bir maddi hasarlı kaza var. Bu Eminönü ve Taksim yönleri için sahil yolunun kullanılması tavsiye ediliyor. Bunu da bir not olarak verelim yola çıkmamışlar için. D100 İncirli Merter yönü sağ şerit araç arızası. Burada trafik yoğunlaşıyor. Onu da yine bildirmiş olalım. Son dakika notu işte Hacı Şerif Avcılar, onu söylemiştim. Oradaki araç kaldırıldı, yani Hacı Şerif Avcılar yönü de arızalanan araç kaldırıldı ama onun tabii trafiğe olan etkisi de
devam ediyor. Onu da yine bildirmiş olalım. Yola çıkmadan önce yani yollar yoğun şu anda özellikle Anadolu yakasından hareket edecekler için Ümraniye Sapağı'ndan sonra ikinci köprü trafiği hayli yoğun. Diğer tarafta Tem Gazi Osman Paşa'dan Kağıthane'ye kadar olan hat üzerinde yoğunluk var. Onu da söylemiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuştu. Güvenli bölgede koalisyon güçlerinin görev yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Fırat'ın doğusunda tehdit hissedersek gereğini yaparız ifadesini kullandı. FBI'ın FETÖ soruşturmasının iadeye yol açabileceğine dair emareleri bulunduğunu söyledi. Süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Yani buradaki bütün mesele, şimdi bakınız şurada Münbiç var. Sıkıntı burada. Ve şu Münbiç, bakın Fırat görüyorsunuz. Şimdi Münbiç'in asıl halkı %85-90 Arap'tır. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Suriye haritasıyla çıktı TRT ekranlarına. Önce Münbiç'teki son durumu değerlendirdi. Sıkıntı burada dedi. Fırat'ın doğusunda tehdit hissedersek gereğini yaparız ifadesini kullandı. Şimdi ise sanki biraz emarelerini görür gibiyiz. Ve Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya, gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var. Gereğini ise bunu yaparız. Ardından ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge hususuna değindi. Güvenli bölgeyi koalisyona terk etmeyiz dedi. Sayın Trump'ın da bu geri çekilme operasyonuyla ilgili olarak birileri burayı tabii kaşıma durumunda kalıyor. Tabii bunlar da süreyi ne yapıyor? Uzatıyor. Çünkü öyle şahinler var ki onlar da diyorlar ki burayı Türkiye'ye vermek doğru değil. Burayı biz veyahut da belirleyeceğimiz koalisyon güçleri bunu yapsın. Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenemeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu teyit ediyor. ABD ile tartışmalı bir diğer konu da FETÖ elebaşının iadesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki ilerlemeden bahsetti. FETÖ ile mücadelenin henüz sona ermediğini de belirtti. Terörist başının Pensilvanya'da bunun artık Türkiye'ye verilmesinin gerekliliğini defalarca biz kendilerine vurguladık. Çünkü başka şüpheler artık tezahür etmeye başladı. Tabii bütün bu kendileriyle yaptığımız görüşmelerde bunu gündeme getirmemiz orada FBI'yı devreye getirdi. Efendim tamamen temizlendi diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var. Devletin çeşitli kurumlarında var. Polisimizde, askerimizde, her yerde var. Var oğlu var. Evet. Onun için kolay değil. Yani bu adeta metastaz yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayeti konusunda da ABD'nin neden hala beklediğini anlayamadığını ifade etti. Suudi Arabistan'ın tutuklu olduğunu belirttiği 22 failin akıbetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sadece söyledikleri işte 22 kişi şu anda tutuklu vesaire bu tür şey söylüyorlar. Ama bu arada buna rağmen bazı duyumlarımız var. Belki bazılarını da götürmüş de olabilirler. Trafik kazası kurbanları falan da olabilir. Çünkü sistem çok garip çalışıyor. Ben Amerika'nın sessizliğini anlayamıyorum. Suudi yönetimi bunun cevabını vermeye mecbur. Bunu meydana çıkarmaya bunlar mecburlar. Eğer hassasiyetleri varsa. İki haftalık bir tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Meclisin öncelikli gündem maddesi yerli ve milli madenciliği güçlendirecek olan enerji teklifi. Fakat Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı kesinleştikten sonra bu görevi bırakacağını yani 18 Şubat itibariyle bu görevi bırakacağını ilan etmişti. Dolayısıyla şu anda meclisin masada, meclisin önünde bir de meclis başkanı adaylığı süreci var.
Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimi heyecanı gölgesinde toplanıyor. İki haftalık aranın ardından açılış kongu çalacak. Bu kez heyecan yeni meclis başkanı kim seçilecek sorusu etrafına yoğunlaşacak. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım tartışmaları son noktayı koydu. Yıldırım 18 Şubat'ta meclis başkanlığından istifa edeceğini açıklamıştı. Süreç başkanlık divanının Binali Yıldırım'ın istifa kararı ilan etmesiyle birlikte başlayacak. İş düzeye geri 10 günlük süre var. İlk 5 gün adaylık başvuruları için, ikinci 5 günde ise seçim yapılacak. Oylama gizli yapılacak. İlk turda 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise 301 oy yeterli olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis başkanlık yarışı için aday çıkarmayacaklarını ilan etmişti. Gözler de bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek. Tatili bitiren meclise yine yoğun gündemde toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda yerli ve milli madenciliği destekleyen maden yasası ele alınacak. Salı günü ise siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlarını paylaşacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki'ye 27 bin lira ödeyecek. Mehmet Özaseki kendisine yönelik iftiralarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı kazandı. Daha evvel biliyorsunuz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatlarla sucuk ekmek dağıtırdı Özaseki. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ankara döneri dağıtacak herkese. Söyledikleri tüm yalanlara dava açmaya başladım. Davalarda kazanıyorum elhamdülillah. En son kazandığım dava da 6-7 yıl önceki bir yalanına dayanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftiralarının yol açtığı tazminat davalarının sonuncusunu Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki kazandı. Özaseki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Mahkeme AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki'yi haklı buldu. Kılıçdaroğlu Özaseki'ye 27 bin lira tazminat ödeyecek. Niye bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Mehmet Özaseki'nin avukatı Mehmet Savruk dava ile ilgili süreci anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye yönelik iftiralarda bulundu. Söz konusu iftiralar nedeniyle Özaseki de dava açtı. Mahkeme talebimizi haklı buldu ve 25 bin lira tazminata hükmetmişti. Yargıtay 4. Dairesi'nin tazminat miktarını fazla bulmasının ardından yeniden mahkeme yapıldı. Mahkeme bu kez 12 bin lira tazminata hükmetti. 2 seneye aşkın bir süre sonra nihayet kararını verdi ve Kayseri mahkemelerini haklı buldu. Kılıçdaroğlu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki'ye 12 bin lira tazminatla mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil 27 bin lira ödeyecek. Özaseki daha önce CHP'li vekillerin iddialarına yönelik açtığı tazminat davalarından kazandıklarıyla Kayserililere sucuk ekmek dağıtmıştı. Ödeyecek. Eğer yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Özaseki geleneği yine bozmayacak. Özaseki'nin avukatı Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği 27 bin lirayla da Ankaralılara döner ikram edileceğini belirtti. Şimdi Ankara'da Ankara döneri dağıtacağım. Tarif bu parayı da ellemeyeceğim, yemeyeceğim. CHP'li milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını karşılamak için iftira sandığı kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Özaseki'ye ödeyeceği 27 bin liranın bu iftira sandığından ödenip ödenmeyeceği ise henüz netleşmedi. Benim ona tavsiyem yalan söylemekten vazgeçsin. O zaman evini de satmaz, para da ödemez. O kadar basit. Ampute milli futbol takımı kaptanı Gazi Osman Çakmak anne acısı yaşadı. Tokat'ta yaşayan anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Anne hayatını kaybetti, baba yaşam savaşı veriyor. Şampiyon takımın kaptanı büyük bir acı yaşadı. Ampute Futbol Milli Takımının kaptanı Osman Çakmak'ın annesi ve babası Tokat'ta yaşadıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlendi. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Çakmak'ı bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Öncelikle başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Allah razı olsun. Rabbim kendi razına senasını dediylesin inşallah. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Cennetiyle cemaliyle müşerref olsun.
Amin. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada tabii baban da şu anda hastanede, ona da Allah'tan şifalar diliyorum. Zile ilçesi Narlıkışla köyünde yaşayan Çakmağan annesi ve babasından haber alamayan yakınları eve gitti. Sultan ve Ömer Çakmağan hareketsiz durduklarını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Eve giden ekipler Sultan Çakmağan sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hepimiz kurban olalım o vatana. Ömer Çakmak ise ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Babasını ziyarete giden milli futbolcu Osman Çakmak gözyaşlarına boğuldu. Biz inançlı insanlarız ama beklenmedik bir şey oldu. Söylediğimiz buydu. Bir an önce annenin babanın elini öpmek lazım. Tabii Avrupa şampiyonası derken, dünya şampiyonası derken pek anneyle zaman geçirme şansımız olmadı. Süreçte yükü hep abime attım. O da kurtaramadı. Anne Sultan Çakmak, Zile'nin Narlıkışla köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Osman Çakmak'ı bu acı gününde takım arkadaşları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de Osman Çakmak'ın annesinin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Çağla Atlı hazır bizi bekliyor. Başkentin gündemini vermek üzere. Günaydın Çağla Atlı. Nedir gündeminiz? Neyi takip ediyorsunuz bugün? Günaydın Ersoy dedi. Bugün bilindiği üzere haftanın ilk iş günü pazartesi günü. Güne bugün haftaya kabine toplantısıyla birlikte başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak. Saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak toplantı. Gündemde elbette hem yerel seçim olacak hem de terörle mücadele başlığı masada olacak. Karşılıklı değerlendirmelerde bulunulacak. Aynı zamanda bugün CHP'de de MYK toplantısı yapılacak. Haftalık olağan MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı. En son cumartesi günü aday belirleme maratonu vardı yine CHP'de. Hem MYK hem de parti meclisi toplantıları yapılmıştı ve 71 aday daha belirlenmişti. Artık kalan adaylar için parti meclisi toplantısı yapılmayacak. MYK'ya yetki verildi. Kemal Kılıçdaroğlu o yetkiyi aldı. Artık kalan ilçelerin adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat belirlemesiyle birlikte YSK'ya teslim edilebilecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın da bir programı olacak. Konukları olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı'nı kabul edecek önce. Ardından da onun onuruna öğle yemeği verecek. Aynı zamanda Binali Yıldırım, KEPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev ve Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u da ayrı ayrı kabul edecek. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacak bu görüşmelerini. Bugün aynı zamanda eğitimde ikinci yarı yılda başlıyor çocuklar. Bugün öğrenciler ders başı yapacak öğretmenlerle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başında olacak bugün. Bakanların programına bakalım. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bugün bir programı var. Milli Eğitim Bakanı ile birlikte, Ziya Selçuk'la birlikte hazine taşınmazları karşılığında okul yapılanmasına ilişkin protokolün imza törenine katılacak iki bakan da. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da bugün bir programı olacak. O da tim başkanı ile birlikte Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Basın mensuplarının karşısına geçecek. TÜİK'ten de bir açıklama bekliyoruz aynı zamanda. Ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak TÜİK'te. Bugün aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özsaseki de saatler 20'yi gösterdiğinde 24 TV'nin konuğu olacak ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayacak. Son olarak yargı başlığına bakalım. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'nda
ki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün yine devam ediliyor olacak. Aynı zamanda da Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın da görülmesine yine devam ediliyor olacak. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy Dede. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Çağla Atlı bize aktardı başkentin gündemini. Venezuela'ya döneceğiz. Venezuela'da ABD destekli darbe girişimi atak atak devam ediyor. Şu anda da işte Nicolas Maduro bir karşı hamle yaptı. 2020'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinin bir sene öne alındığını duyurdu. Dolayısıyla bu sene Venezuela'da seçim var. Yani eğer hakikaten ülkede bir yönetim değişikliği isteniyorsa bunun için en uygun ortamın sağlanmasına şu anda çalışılıyor bir taraftan. Diğer taraftan Maduro ile Trump temas kurmuyorlar. Maduro Trump'la görüşme talebinde bulundu fakat Trump bunu kabul etmedi. Medya üzerinden konuşuyorlar şu anda. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyadan gelen tepkilere seçim hamlesiyle karşılık verdi. Bu yıl erken parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı. Venezuela'da şu anda iki meclis var. Biri yeni anayasa yazan kurucu meclis, diğeri de onları tanımayan ve feshedilmelerine rağmen çalışmayı sürdüren ulusal meclis. Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da ulusal meclisin başkanı. Maduro, ülkedeki bu iki başlılığa dikkat çekti. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres con garantía y el pueblo decida por una nueva asamblea nacional. ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri de Maduro'ya cephe almıştı. Bazı Avrupa ülkeleri 8 gün içinde seçim ilan etmezse Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Aslında onların kastettiği başkanlık seçimiydi. Maduro ise bu hamleyle Amerikan desteğiyle kendisine darbe yapmak isteyen muhaliflere karşı meşruiyetini güçlendirme fırsatı oluşturmak istiyor. Hesapları tutarsa muhaliflerin çoğunluk olduğu ulusal mecliste yeniden çoğunluğu ele geçirebilir. Bu da zaten yasal olmayan darbe girişimini halkın baskısıyla sonlandırabilir. Maduro bu açıklamaları yaptığı sırada muhalefet de sokaklardaydı. Juan Guaido destekçilerini 12 Şubat'ta yeniden sokaklara dökülmeye çağırdı. Ülkeye ABD, Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım geleceğini söyledi. Ve bir kez daha ordudan devlet başkanı Maduro'ya ihanet etmelerini, darbecilerle bir olmalarını istedi. Benzer bir çağrı ABD'den de geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'nın üst düzey komutanlarından Maduro'ya sırt çevirmelerini istedi. Bu çağrı bir generalde karşılık buldu. Askeri Havacılık Genel Komutanlığı generallerinden Francisco Esteban Yanez Rodriguez sosyal medyada video yayınladı. Devlet başkanı olarak Guaido'yu kabul ettiğini duyurdu. Komutanlık da o generali hain ilan etti. Maduro ve Trump ise medya üzerinden konuşuyor. Venezuela Devlet Başkanı bir İspanyol televizyonuna açıklamalarda bulundu. Trump'la karşı karşıya gelmesi halinde ne söyleyeceği soruldu. "Dur Donald Trump, elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun." yanıtını verdi. Latin Amerika ve Karayipler'in ABD'nin arka bahçesi olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da CBS televizyonuna konuştu. Maduro Trump'a görüşme çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı bunu geri çevirdi. Ayrıca Venezuela'ya asker göndermenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Buse'yi hatırlıyorsunuz, Antalya'daki hortum faciasında kaybolan üniversiteli genç kızımız. Onu arama çalışmaları hala daha devam ediyor. Buse ile aynı gün yine o hortum faciasında ağır yaralanan annesi Ayla Akkın da kızının arama çalışmalarına katıldı. Kızıyla birlikte içinde bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Akarsu üniversiteli Buse'yi yuttu. Annesi ise kurtarıldı. Hey,
Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı. 11 gün sonra taburcu edildi. Kızının arama çalışmalarını izlemek için Çamyova sahiline geldi. Baba Ahmet Acar'la otomobil içindeki çalışmaları izleyen Akkın zaman zaman gözyaşları döktü. Boyunluk taktığı görülen Akkın yaklaşık 2 saat süreyle otomobil içinden çalışmaları takip etti. Yanına gelen vatandaşların geçmiş olsun dileklerini de kabul eden anne Akkın ardından arama çalışmasının yapıldığı bölgeden ayrıldı. Ahmet Kekeş diyor ki tarihin en yüz kızartıcı dayanışması. Neymiş bu dayanışma? Detaylarına bakalım Star Gazetesi'nde. Baba Nurettin Soyer, adlı adınca söyleyelim, rahatsız bir adamdı. Bazı psikiyatrik ifadeleri kullanmak istemediğim için rahatsız dedim. Ülkücülerden ve muhafazakarlardan nefret ederdi. Bu duygusunu gizlemezdi. Nefretini ithamlarına ve iddianamelerine de yansıtırdı. Yazdığı iddianameler bu nedenle nefret iddianameleriydi. Hukukçu falan değildi. Hukuk adına bir yüz karasıydı. Ölmüş gitmiş bir adamın arkasından bu kadar ağır konuşulmaz ama daha fazlasını hak ediyor bence. Daha fazlasını öğrenmek, yani daha ağır ithamlar duymak isteyenler herhangi bir arama motoruna başvurabilirler. Tunç Soyer işte böyle bir adamın oldu. Tunç Efendi'nin ülkücülerden nefret edip etmediğini bilmiyoruz ama PKK'ları çok sevdiğini bazı paylaşımlarından anlayabiliyoruz. PKK, HDP sever bir CHP'li, hafif liberal, ağır kıratta solcu, biraz da Atatürkçü. Dahası şu, Tunç Efendi babasının yaptıklarıyla gurur duyuyor. Hem babasını sevmek, hem babasının psikopatça kaleme aldığı iddianamelere katılmadığını belirtmek mümkünken, bunu söylediğinde başına bir gayle gelip gelmeyeceğini bildiği halde, o tutup babasının her şeyine, tarihine, yaptıklarına, düşüncesine, eylemlerine, iddianamelerine, özel nefret duygularına sahip çıktığını söylüyor. Bunu dediğin an suç babadan oğula geçmiş oluyor. Demek ki Tunç Soyer eskaza 12 Eylül savcısı olaydı, babasından daha psikopatça davranacaktı. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu işte böyle bir adamı savunuyor. Neden? Erdoğan'ın adayı kaybetsin. Erdoğan'ın adayı kaybetsin de hangi psikopat iddianamenin sahibi gelirse gelsin. Bazıları bu yüz kızartıcı dayanışmaya siyaset adını verebilir ama görünen fotoğraf Öcalan Akşener Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ittifakıdır. Başka da bir şey değildir. İpli ülkücülere ve AKP'lilere hayırlı olsun diyor Ahmet Kekeç. AKP'liler vurgusunu da ayrıca altını çiziyoruz. Hikmet Genç Akşam Gazetesi'nde keriz yerse keriz, yemezse başka seçimi erteleriz diyor. Alın size proje. İstanbul Büyükşehir BD binasını Türkiye'nin en büyük kütüphanesine dönüştüreceğim demiş İmamoğlu. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? İyi güzel de 3-5 kilometre ileride Türkiye'nin en büyük, en donanımlı kütüphanesi yapılıyor zaten. Yani projelendirilmişi var. Rami Kışlası Kütüphane Projesi devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak planlandı. Kullanım alanı 220 bin metrekare. İlk etapta 7 milyon kitabın içinde olacağı bir kütüphane yapılıyor. İçerisinde kitap ve kütüphane müzesi de bulunacak. Şeyh Yozdil İbni Bidoni'nin kitabı da olacak mı bilemiyoruz. Sergi salonları, fuayeler, kafeler, sinema salonları vesairesiyle kültür ve sanat alanında İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri olacak. Ama İmamoğlu'nun haberi yok. Gerek de yok zaten. Zira bir CHP'li aday için bunlar vakayı adiye sayılıyor. 2009'da Kılıçdaroğlu aday olduğunda İstanbul'da 40 kuruşa ekmek satılacaklarını vaat etmişti. Ama haberi yoktu ki İstanbul halk ekmeği zaten 40 kuruşa satıyordu. 2014'te Sakarya Meydanı'nda CHP'nin adayı tanıtırken adayımız bu meydanın altına otopark yapacak dedi Kılıçdaroğlu. Halbuki üzerinde durduğu o meydanın altı zaten otoparktı. 2007'de AK Parti ile belediye yapmıştı zaten. Biz de kat üstüne kat, çok katlı çılgın otopark projesi diyerek iyi eğlenmiştik. Bunun bir ileri safhası daha var. O da biz yapmıştık. CHP'nin Tuncay Özkan'ı Marmara'yı anlatmıştı. Bülent Ecevit yaptı Marmara'yı. Peki neden yaptı? Kentin üzerindeki trafik yoğunluğu daha aşağı gelsin ve kent bu yoğunluktan kurtulsun diye. Şaka değil yahu. İroni, metafor neyin yok? Aynen böyle anlattı Marmara'yı. Yapacağız dediklerinin yapılmışı var. Yapılmışı görünce biz yaptık. CHP'nin en önemli hasreti budur. Çok konforludur CHP adayı olmak. Zira heykel dikme dışında hiçbir proje için kafa yormaya, çalışmaya, öğrenmeye gerek yok. Salla gitsin. Yerse keriz, yemezse bir başka seçim vaadi olarak erteleriz diyor Hikmet Genç. Akşam gazetesindeki yazısında Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun resti ve ilginç seçim ittifakları. CHP lideri diyor ki Abdülkadir Selvi belirlediği adayları istediği yerlere yerleştirdi. Belki gözden kaçtı ama Kılıçdaroğlu sadece belediye başkan adaylarını belirlemedi. Parti yeniden dizayn etti, ilginç ittifaklar kurdu. İYİ Parti ile ittifak yaptı. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı Beyoğlu belediye başkan adayı yaparak marjinal soluğu CHP'nin kanatları altına aldı.
Adıyaman'da Ömer Faruk Ünsal'ı destekleyerek Saadet Partisi ile dirsek teması kurdu. Ama gözlerden uzak işbirliğini HDP ile gerçekleştirdi. HDP şimdilik İstanbul, İzmir ve Adana'nın da aralarında yer aldığı 3 yerde ama sonunda 7 önemli yerde aday çıkarmayarak CHP'yi destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu stratejik ittifaklar geliştirdi. Bunların hepsinin seçim sonuçlarına bir yansıması olacak. Kılıçdaroğlu bir tek DSP'yi iyi hesap edemedi. Çünkü DSP'nin çoğunluğu CHP'nin eski belediye başkanlarından oluşan güçlü isimlerle seçime asılacağı konuşuluyor. Şişli'de Mustafa Sarıgül'le olduğu gibi. Bakalım bu ittifaklar CHP liderini başarıya mı taşıyacak yoksa bumerang gibi dönüp vuracak mı göreceğiz diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki bugünkü yazısında. Şimdi bugün Takvim Gazetesi'nde Doktor İsmail Çağlar çok kritik bir hatırlatmada bulunmuş. Birkaç olay anlattıktan sonra şöyle analiz etmiş 28 Şubat istismarcılarını. Birileri çıkmış bugün sıkıntılar yaşadıklarını ve o sıkıntıların 28 Şubat'tan beter olduğunu iddia ediyorlar. Neymiş? 28 Şubat'tan beter olan sıkıntılarınız deyince bize hep kişisel hikayelerini anlatıyorlar. Eskisi kadar sözleri dinlenmiyormuş. Köşeleri ellerinden alınmış, bir kenara itilmişler, itibarsızlaştırılmışlar. Varsayalım dedikleri doğru ve gerçekten büyük bir haksızlığa maruz kalıyorlar. Hal böyle olsa bile ne zamandır kendi yaşadığınız bireysel haksızlıkları toplumsal durumun önüne koyuyorsunuz diye sormak hakkımız. Nerede kaldı davanız, mücadeleniz, değerleriniz, fikirleriniz? Hepsi aslında kişisel ikbaliniz için büründüğünüz kisveler miydi? Gazetedeki köşenizi kaybedince, lafınız eskisi kadar muteber olmayınca kendi derdinize mi düştünüz? Kaldı ki doğruyu da konuşmuyorsunuz. Hakikatin bir kısmını perdeliyorsunuz. Gerçekleri işinize geldiği, üzerinizde daha şık ve afili durduğu kadar dillendiriyorsunuz. Evet köşenizi kaybettiniz, artık muteber değilsiniz. Sözünüz eskisi kadar dinlenmiyor, baş köşede oturamıyorsunuz ama bunun nedeni hakikati söylemeniz değil. Dükkan içinde dükkan açmaya çalıştığınız ve neticesinde başarısız olduğunuz için itibarınızı kaybettiniz. Erdoğan'sız AK Parti hayali kurdunuz. Erdoğan'ın muhafazakar toplum kesimlerinin kazanımlarına zarar verdiğini iddia ettiniz. Sağdan yaklaştınız. Çok hizmet yaptı ama artık çekilmesi gerekiyor dediniz. Türkiye türlü zorluklar karşısında boğulmuş, çemberi kırıp rahat bir nefes almakta zorlanırken AK Parti siyaseti en sıkıntılı günleri yaşarken ve tüm bunlar üst üste konulup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yüklenmeye çalışılırken Erdoğan'a destek çıkacağınıza, Erdoğan'a karşı harekete geçmenin zamanının geldiğini düşündünüz. Ama beceremediniz. Çok şükür beceremediniz. Erdoğan hem Türkiye'ye hem de kendine yönelmiş olan hamleleri boşa çıkarttı. Açmak istediğiniz dükkan iflas etti, siz de enkaz altında kaldınız. Şimdi çıkıp tüm hikayenin aslında eleştiri, ahlak, adalet ve faziletle alakalı olduğunu söylüyorsunuz. Buna inanmamız için de 28 Şubat'ta yaşanan acıları istismar ediyorsunuz. 28 Şubat'tan daha beter öyle mi? Hadi oradan demiş İsmail Çağlar bugünkü yazısında. ABD'nin savaş doktrini devrede. Profesör Doktor Kerem Alkin Sabah gazetesinde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri 2018 yılı başında Çin ve Rusya'yı küresel alanda menfaatlerini tehdit eden süper güçler kutuplar olarak ilan ederek 2. Soğuk Savaş'ın başladığını da ilan etmiş oldu. Takip eden Şubat 2018'de ise bu defa nükleer silah deposunu daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füzelerle çeşitlendirmeyi planladığını açıkladı. Çin ve Rusya bu plana ciddi tepki göstererek ABD'yi soğuk savaş zihniyetinden çıkmaya davet ettiler. Tam bir yıl sonra, geçtiğimiz cuma ABD bu defa 1. Soğuk Savaş döneminden bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini Rusya'nın ihlal ettiği iddiasıyla resmen askıya aldığını açıkladı. Çin ve Rusya, hipersonik silahlar başta olmak üzere ABD'nin son bir yıldır hızlandırdığı 2. Soğuk Savaş kodlarına yönelik tepki ve hazırlıklarını elbette ki artıracaklardır. ABD'nin Rusya, İran ve Venezuela'ya uyguladığı ambargoda Çin bilişim şirketlerine açtığı savaş da boş değil. Ticaret savaşı diğer başlıkların yanında basit bir sürtüşme. Bu nedenle küresel piyasaların ABD-Çin ticaret görüşmelerinden umutlu olması buzdağının görünen kısmını tercih etmelerinden kaynaklanıyor. 250 trilyon dolar küresel borç, tekleyen ülke ekonomileri, ABD ve ABD artan toplumsal huzursuzluk ve gelişmekte olan ekonomilerdeki keyifsizlik ABD'yi hızla yeni bir savaş doktrinini devreye almaya sürüklüyor. Bu nedenle Türkiye olarak aralıksız uyanık olmamız gerekiyor demiş Profesör Doktor Kerem Alkin. Ve Milliyet Gazetesi'nde Hakkı Öcal 5500 kilometre nereyi vurur diye soruyor. ABD 30 yıldır yürürlükte olan ve yarattığı güven ortamıyla daha sonra daha büyük silahları kapsayan Doğu-Batı yarışına ve böylece Soğuk Savaş'a son vermiş olan Orta Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çekildi. Trump Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan çekilme kararını Rusya'yı suçlayarak aldı. Ancak durum çok belli ki
orta menzilli füzelerle en az ABD'ye kadar kolay silahlanabilecek Rusya değil, dünyanın en büyük ekonomisi ve en büyük askeri gücü olmaya aday Çin hedef alınmaktadır. 30 yıl önceki anlaşmalara Çin taraf değildi. 30 yıl önce kimse Çin'in bugünkü dev ekonomi olacağını tahmin edemiyordu. Batılı uzmanların o zamanki analizlerine baktığınızda ilk gördüğünüz Çin'in ekonomik gelişmesinin ortaya güçlü bir işçi sınıfı ve burjuvazi çıkaracağı ve bunların Çin Komünist Partisi'nin tahakkümünü devam ettirmesine engel olacakları yönündeydi. Evet, ortaya çok güçlü bir işçi ve orta sınıf çıktı, ancak Çin Komünist Partisi yönetici rolünden zerrece vazgeçmedi. Güçlü işçi sınıfı ve Çin burjuvazisi dünya çapında turist oldular. ABD 2008'den beri bir türlü savamadığı ekonomik bunalımı kapitalist emperyalizmin klasik yöntemi olan savaşla halledecektir. Trump'ın akıllı iş adamı imajıyla sağladığı pazarlıklar ekonomik düzelmeyi bir noktaya kadar getirdi. Ne var ki demokratlarla bir türlü sağlanamayan siyasal uzlaşma, cumhuriyetçilerin hala yek vücut bir destekten uzak durmaları, Trump'a aradığı şanı, şöhreti ve ekonomik çareleri savaşta bulabileceği kanısını veriyor. Halen dünyanın 80'den fazla noktasında ABD az veya çok yoğun bir çatışmanın içinde. Venezuela'yı Güney Amerika'da başka ülkelere yapılacak müdahaleler izleyecektir. ABD'nin Suriye'den, Irak'tan çekileceği de korkulur ki bir aldatmacadan ibarettir, diyor Hakkı Öcal değerli izleyiciler bugünkü yazısında. Barış Manço ölüm yıl dönümünde sevenlerince anıldı. Bir vapur kaldırıldı ve bu vapur Kanlıca'ya sevenlerini taşıdı. Sen gülünce güller açar, gül pembe. Onun için söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Keşke bütün ülkeler böyle Barış Manço gibi bir sanatçıya sahip olsa. Kimi şarkılara eşlik etti, kimi sadece dinledi. Kadıköy'den kalkan vapur bu yıl bir kez daha Kanlıca'ya Barış Manço'nun sevenlerini taşıdı. Öz babam kadar sevdiğim, değer verdim. Gürçe'nin en büyük sanatçısı, en büyük ozanlarından biriydi. Barış Manço'nun Türkiye için çok büyük birleştirici bir güç olduğuna inanıyorum. Vapurun ilk durağı Kadıköy iskelesiydi. Saatler öncesinden iskeleye gelen Barış Manço sevenlerini Manço ailesi karşıladı. Vapur Barış Manço şarkılarıyla yavaş yavaş Beşiktaş'a hareket etti. Orta salona kurulan sahnede bazı müzik grupları sanatçının şarkılarını seslendirdi. En çok hangi şarkılarını dinliyorsun? Domates, biber, patlıcan ve arkadaşım Eşek. Barış Manço'yu çok seviyorum. Türkiye'de doğmuş, gelmiş geçmiş en büyük ozanlarımızdan. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız da. Onun yaşattıkları, bıraktıklarıyla büyüyor evlatları. Ve ben onlarla büyüdüğüm için çok mutluyum. Barış Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da sanatçının sevenlerine eşlik etti. Büyüyen, çoğalan, yayılan, öğretilen bir sevgi. Bundan dolayı çok gurur duyuyoruz Barış adına. Barış Manço'yu bilen, tanıyan ve bu değere sahip çıkan koca bir aileye dönüşüyoruz. Eminim önümüzdeki seneler daha kalabalık olacak. Biz zaten ikinci vapuru da isteyeceğiz. Son durak sanatçının kabrinin bulunduğu Kanlıca oldu. İskeleden inen kalabalık mezarlığa yürüdü. Barış Manço'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bismillahirrahmanirrahim. O hem şarkılarıyla hem de verdiği mesajlarla Türkiye'nin Barış abisiydi. Aramızdan ayrılalı tam 20 yıl oldu. Ancak sevenleri ölümünün 20. yılında da onu unutmadı. Mezarı başında Barış Manço dualarla anılıyor. Anma programının ardından vapur yeniden Kadıköy'e döndü. Simsiyah gecenin. Barış Manço Esenler'de de özel bir etkinlikle anıldı. Vefatının 20. yılına özel Manço'nun hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı düzenlenen sergiyle gün yüzüne çıktı. Bu toplumun değerleriyle kavga etmeyen, bu toplumun değerleriyle barışık ve bu toplumun değerleri üzerinden de çocuklara çok anlamlı mesajlar veren ve onun için de her birimizin hafızasında çok istisna yer edinmiş bir kültür ve sanat adamıydı. Bu açıdan Barış Manço'yu anlamak, hatırlamak çok anlamlı bir şey. Biz de bugün o anlamlı şeyi yapıyoruz. Programda Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Kurtalan Ekspres grubu da bir konser verdi. Manço'nun efsaneleşmiş şarkıları seslendirildi.
Memleketin havasına bakacağız. Elle Biran Ayan burada. Günaydın. Günaydın Ersoy dede. Nasıl bekliyor? Nasıl bir hava bekliyor bizi? Şimdi bugün gayet güneşli. Ortalamaların üzerinde sıcak. Şubat ayı ortalamalarının üzerinde sıcak bir havayla karşı karşıyayız. Evet, ılık bir hava var. Dolayısıyla baharı andırıyor, çok haklısın ve yarın da aslında benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Sadece akşam saatlerinde yarın Muğla, Antalya çevresinde sağanaklar başlıyor. Rüzgarla birlikte, tekrar lodosla birlikte gelecek. Tabii ki yine hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecektir Muğla, Aydın, İzmir, Antalya çevrelerinde. Bu bağlamda tedbirli olmak gerekiyor. Diğer bölgelerde hava yine parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü ise sistem biraz derinleşiyor. Türkiye'nin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Sadece Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu geçecek. Onun dışında tüm yurtta yağış var. Yine Muğla, Antalya çevresinde şiddetli sağanaklar görülecek. Yine fırtınayla birlikte, güneyli rüzgarla birlikte. Ve Trakya'da sağanak yağmurla birlikte rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak ve çarşamba günü hava sıcaklığı azalacak. Bir 6-7 derecelik sert bir düşüş bizi bekliyor. Ortalamalara doğru yaklaşacak hava sıcaklığı. Şu anda 15-16 derecelerde. Çarşamba, perşembe günü 10-11 dereceye gerileyecek. Dolayısıyla ortalamalara doğru bir gidiş bizi bekliyor. Çarşamba günü, perşembe, cuma günü, cumartesi günü de yine tüm Türkiye'ye yağışlı geçecek. Kısa süreli sağanaklar halinde yağış var. Sadece Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, yurdun yükseklerinde yine sulu kar ve kar yağışı şeklinde yağış kendisini gösterecek. Diğer bölgeler yağmurlu olacak. Sadece çarşamba günü rüzgar hem Marmara'da, kuzeydoğudan, işte Batı Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına şeklinde esecek ama artık perşembe itibariyle rüzgarın da sakinlemesini bekliyoruz. Cuma, cumartesi, pazar günü de kısa süreli sağanakların aralıklarla tüm Türkiye genelinde devam edeceğini söyleyebiliriz Ersoy. Dolayısıyla önümüzde tekrar bir sıcaklık düşüşü var. Tam soğuk hava dalgası olarak isimlendiremiyoruz. 10 derece değil ama bir 5-6 derecelik düşüş periyodu bizi bekliyor. Bu da yine soğuk algınlığı riskini artıracaktır. Tedbirli olmakta fayda var. Şunu ekleyelim. Termometrelerin göstereceği rakamlar 5-6 derece azalacak ama rüzgar etkisi bizi bekliyor. Kuzeyde rüzgar etkisi eklenecek bir de bunun üzerine. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkta 10-12 derecelik bir düşüş var ama termometrelerin göstereceği rakamlar 5-6 derece azalacak. Bunu eklemiş olalım. Dolayısıyla soğuk algınlığı tehdidi çarşamba, perşembe günü yüksek olacaktır. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Muğla ve Antalya çevresinde de fırtına ile birlikte sağanak yağmur salı akşamı itibariyle hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye başlayacak. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor hatırlatmalarını eklemiş olalım. Hafta boyunca, hafta ortası itibariyle çarşambadan sonra hareketli bir hafta bizi bekliyor ama hem bugün hem yarın tüm yurtta hava güneşli, ortalamaların üzerinde geçiyor hatırlatmalarıyla birlikte haftaya başlamış oluyoruz Ersoy. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Elle Biran Ayan anlattı haftanın görünümünü. Evlilik fuarına götüreceğiz şimdi sizi. Bir evlilik fuarı, yani daha evvel yoktu tabii böyle şeyler. Yavaş yavaş artık modern kent insanının yaşamının tam ortasına geldi, kuruldu. Ne var evlilik fuarında? Her şey. Gelinlik, damatlık, düğün organizasyonları, davetiye, ne ararsanız, yani bir evlenmek üzereyim diyenin aklına gelebilecek her şeyi bulabileceğiniz bir tabloyla buluşacağız şimdi sizin. Düğüne ne kadar var? Yaklaşık 8 ay. Hazırlıklar ne durumda? Hiç yok. Çoğu şeyi yaptım gibi, gelinlik bakmak için geldim bu fuarada. En önemli şey, evet. Yeni bir yuva kuracak çiftler İstanbul'da kapılarını açan evlilik hazırlıkları fuarında aldı soluğu. Tek tek gezip dolaştılar, ürünleri incelediler, fikir edindiler. Damatlık, davet organizasyon firmaları, düğün mekanları, nikah şekeri, düğün ayakkabısı, düğün arabası, aklınıza ne gelirse aslında. Her gelinin hayallerini süsleyen o beyaz rüya. Hayatınızın en önemli sorusuna evet dediniz. Düğün hazırlıkları başladı. En önemli konuysa gelinlik. Ama hayalinizdeki gelinliği aramak için öyle çok dolaşmanıza gerek yok. Çünkü evlilik fuarında her bütçeye uygun gelinlikleri bulmak mümkün. Gelinlik baktınız mı? Evet, baktım. Beğendiğiniz oldu mu? Oldu, oldu. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar işte pahalı da var. Yani iyi, bütçemize sığan bir şeyde de buldum. Ben bunu beğendim gibi. Tabii damat adayına da bir sormak lazım. Fuarın en pahalısı değerli taşlarla bezenen bu gelinlik. Fiyatı tam 100 bin lira. Ancak tüm gelinlikler bu kadar pahalı değil.
seçtiğine göre değişiyor. Fransız danteli mi kullanacak, pul payet mi kullanacak? En uygun gelinlik nedir? 2000 liradan başlar. Davetiyeler de artık bildiğiniz gibi değil. Tamamen doğal ürünlerle hazırladığımız kutu davetiyelerimiz var. Bu şekilde el yapımı davetiyeler artık çok tercih ediliyor. Tüm bu güzel anıları kayıt altına alacak bir objektif. Sabahtan başlayıp, gün hazırlığından başlayıp gecenin geç bitimine kadar olan kısımlarda bir kısa bir hikaye oluşturuyoruz. Hikayenin devamı partilerle devam ediyor. Kalem kalem baktık. Peki gelin hanımların rüyalarını süsleyen bir düğünün maliyeti ne kadar? 200 kişilik bir düğünün maliyeti minimum 80 bin liradan başlıyor. Düğün yapmayıp sadece bir nikah yapalım, oradan da bir arkadaşlarımızla eğlenceye gidelim derlerse bunu 20-30 bin civarında halledebiliyorlar. Evlilik fuarı pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Fuar güzel gerçekten. Her şey bir arada. Gerçekten gezmesi keyifli bir yer. Paralı poşet uygulaması 1 Ocak'ta başladı. Tüketicinin alışveriş alışkanlıkları değişti. Peki geride kalan bir aylık süreç, yani o bir ay boyunca yaşadığımız bu sürecin tablosu ne, bilançosu ne? Gelin bakalım beraber. Poşet ister misin? Kimi bez torba kullanıyor, kimi pazar arabası. Tüketicinin alışverişteki alışkanlığı değişti. Plastik poşet isteyenler azaldı. Poşet isteyecek misiniz? Yok sağ ol. Poşet almadan gidiyorsunuz. Evet, 25 kuruş çünkü. Türkiye çevreyi korumak ve plastik kullanımını azaltmak amacıyla paralı poşet uygulamasına geçmişti. O uygulamada bir ay geride kaldı. Yapılan araştırmaya göre vatandaş artık kasada plastik poşet istemiyor. Bizim gözlemlediğimiz, kendi marketimizden pay alarak söylüyorum ki, bizde %70 oranında bir poşette düşüklük oldu. 7073 kişinin katıldığı araştırmada her 100 kişiden 56'sı yanında boş poşet taşıdığını söyledi. Bez torba kullanımı ise %55 oranında. Poşet kullanmıyoruz ama gene yanımızda götürüyoruz veyahut da buradan alıyoruz, parayla bir şeyler yapıyoruz. Ama daha çok herhalde yanınıza getirmeye çalışıyorsunuz değil yanımıza mi? Yanımıza getirmeye çalışıyoruz, evet. Çevre için de oldukça önemli. Evet, önemli. Poşet alıyorsunuz. Tamam, evet. Getirmediniz mi yanınıza? Yok, getirmedim. Ayrıca vatandaş alışveriş sırasında yanına sırt çantası, pazar filesi, kol çantası ve pazar arabası da almaya başladı. Poşetleri yanlarında getirenler var, fileler var. Biz de şu anda hali hazırda zaten siparişlerimizi verdik, bez torbalar. Tüketiciler plastik kullanımının ortadan kalkmasını ve geri dönüşümlü ambalajların artmasını istiyor. Mısır'da arka arkaya tarihi keşifler yapılıyor. Son kazılarda 40 mumya daha bulundu. Açıklamayı Mısır Tarihi Eserler Bakanı yaptı. Minye şehrinde Tuna Cebel bölgesinde 40 mumya bulunduğunu söyledi. Mumyalardan 10'u çocuklara ait. Mezarlar kayaların içine uyulmuştu. Mumyaların bazıları taş, bazıları da ahşap tabutlardaydı. Bazıları ise tabutsuz defnedilmişti. Mezarda ayrıca diğer mezarlıklara çıkan 3 kuyu belirlendi. Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor. İtalya'nın kanallar şehri Venedik sular altında değerli izleyiciler. Şehrin tarihi meydanı sular altında kaldı. İtalya'nın daha kuzeyinde ise sel ve kardan kapanan yollarda mahsur kalanlar oldu. İtalya'nın en turistik kentlerinden biri. Kanallar kenti Venedik'te deniz yükseldi. Şehrin ünlü meydanı da su altında kaldı. San Marco Meydanı normalde böyle görünüyor. Bu manzaranın sebebi ise şiddetli yağış. Yağış su seviyesini yükseltti ve tarihi meydan su altında kaldı. Hazırlıksız yakalanan turistler için meydana platform kuruldu. Bazı turistler ise tedbirliydi. Su geçirmez çizmelerle kenti gezdiler. Bu görüntüler ise Venedik'in biraz kuzeyinden. Şiddetli yağış orada sel getirdi. Nehir taştı, çevresi su altında kaldı. Tahliye çalışması yapan polisler de siviller gibi mahsur kaldı. Yardımlarına helikopter koştu. 3 sivil ve 6 polisi kurtardılar. Daha kuzeyde ise kar yağışı vardı. Ülkeyi Avusturya'ya bağlayan yol kapandı.
Araçlar şehirler arası yolda mahsur kaldı. İngiltere'de de benzer bir manzara vardı. Kar yağışı nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ben Ersoy dedi. Muhammed Özcan.